Evet, şu an hem canlı yayındayız hem de kaydı başlattım. İyi akşamlar, merhaba, hoş geldiniz. Bu benim temel seviye astroloji eğitiminin son anlatım dersi. Haftaya sunulacağım. Allah'tan bir mani gelmezse nasıl danışmanlık verilir ve astroloji ile ilgili sohbet ederken etik kavramları nasıl değerlendirebiliriz, nasıl uygulayabiliriz? Bunlarla ilgili bize fayda sağlayacak. Aynı gün içerisinde yetişirse astroloji, müzik ve hermetik bağlantılarla ilgili bilgi verecek. Yetişmezse perşembeye sarkabilir. Yani haftaya çarşamba, perşembe artık üstünün baharatlarını katıyoruz. Artık bundan sonra gireceğiniz her seminer ya da her astroloji ile ilgili bilgi bu temelin üzerine, işte mesela evin temelini attınız. Üstüne kaç kat çıkacağınız size bağlı, evin dış süsü size bağlı. Artık bundan sonra sizin çabalarınızla ilerleyecek, ne ilerleyecekse. Ama temel olarak gerçekten almanız gereken her şeyi bugünle birlikte tamamen almış olacaksınız. Daha sonra zaten Yasemin hocamla söz vermiştik, bir harita pratiği açacağız. Sonrasında Neslihan hocam sağ olsun. Yine sembollerle, kendisi sanat tarihi uzmanı. Kendisi sanatla astrolojiyi bağlantılayıp bize güzel bir şey hazırlıyor. Bayramdan sonra onu sunmak istiyor. Yine hala grup bir ay kadar daha açık kalacak bu arada, bilginiz olsun. Grup bir ay daha kadar açık kalacak. Daha sonra grup kapanacak arkadaşlar. Grupla işimiz kalmıyor. İleri seviyeye devam etmek isteyenler zaten hocalarımızı, ben de o hocalardan bir tanesi olduğum için hepimizi zaten takip ediyorsunuz. Ben her hocanın ardından linkini gruba paylaştım. Bütün hocalarımızı takip ediyorsunuz. Kim hoşunuza gittiyse, hangi hocanın anlatımını beğendiyseniz o hocadan ileri seviyeye devam edebilirsiniz. Veya dersleri tekrar dinleyip seneye ileri seviyeye devam edebilirsiniz. Yani veya YouTube'dan ileri seviye konularıyla ilgili kendinize, hani mesela Solar Return arayın YouTube'dan, Solar Return yazın, mutlaka çıkar. İşte Solar Arc mutlaka çıkar. Bu şekilde ileri seviye tekniklerini kendinize destekleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi hocalarımızı Instagram'dan takip ettiğiniz için, hocalarımız ne zaman açarlar ileri seviye? Yani şu an bir gündemde bayağı hocaların görüyorum ben ileri seviye, işte neden biliyor musunuz? Bunun sebebini söyleyeyim. Venüs retroya girmeden ve Merkür retroya girmeden önce hocalar hemen temel seviyenin ardından devam etmek istiyorlar. Ama ben gerçekten yorulduğunuzu düşünüyorum. Ben de yoruldum. O yüzden sizin de yorulmuş olabileceğinizi düşünüyorum. Çok yoğundu çünkü. Üstüne eklemek şu an sağlıklı olmayacak. Ya şu an sağlıklı olmadığını düşünüyorum. O yüzden ardından hemen bağlamak istemiyorum açıkçası. Hemen ileri seviyeye bağlayayım, tutayım, devam edelim. Bu şey olur. Yani iki tarafa da haksızlık olur, size daha çok haksızlık olur. Daha temel seviye bu haritanın inciğini cinciğini iyice araştırmadan, haritayı, natal haritayı okumadan, çünkü ne biliyor musunuz arkadaşlar, ileri seviye dediğimiz şey, mesela solar ark dediğimiz şey. Solar ark dediğim şey de benim bir harita. Solar Return dediğim şey de bir harita. Sadece Solar Fire programından benim haritamı bu yılın döngüsüne getiriyor. Solar Return dediğim şey benim güneşimi bu yıl benim doğduğum yılla aynı dakika ve dereceye getirip bana diğer gezegenler nasıl şekle gelmiş kombinasyonunu gösteren bir harita. Sonuç itibariyle bu küçücük bir teknikken tekrar Solar Return okuması natal harita okuma gibi bir detay gerektiriyor. Dolayısıyla ben Solar Arc dediğimde Solar Fire'dan bir tıkla Solar Arc haritasını karşıma alabilirim. Ama bunu okumak için benim natal haritayı okuyabiliyor olmam gerekiyor. Yani artık küçük teknikler, ufak nüanslar, yani örnek veriyorum, ileri seviye derslerinde bir ders 2,5 saatten fazla süreceğini düşünmüyorum. Çünkü teknik zaten 10-15 dakika tekniği anlatmak. Sadece o tekniğin harita üzerinde okuma yapılması gerekiyor. Yani gibi okuyacağız. Hepsi bu. Dolayısıyla öncelikle sizin temel seviyeyi iyice oturtturmuş olmanız gerekiyor.
Ardından gönlü isteyen Instagram'dan hocalarımızı takip edip beklemek yapmak istemeyen de olabilir. Yine hocalarımızın ileri seviye, kendi şu an size tanıttığım hocalarımdan da ileri seviye dersler açacak olanlar var. Gördüm ben. Temmuz'da açacak olan, Haziran'ın 25'inde açacak olan, işte 28'i, 25'i mi artık her neyse. Bunun da sebebi dediğim gibi haklı olaraktan retro olarak takılmadan açma isteğindeler. Yanılmıyorsam yani ben de bir astrolog olarak böyle düşünüyorum. Çünkü Eylül ayında ileri seviyeyi açayım diye şöyle bir haritayı yokladım. Retro 18 Eylül'de bitiyor ama Satürn'ün retrosu hala devam ediyor. O da işte yanılmıyorsam Kasım ayında bitiyor. Retroların bitmesi. Bu arada ben çok sevdiğim bir öğretmenim ilk 2020'de ilk onunla tanıştığımda Merkür retro değildi Eylül ayında. Sonra ikinci yıl devam ederken Merkür retrosunda devam ediyordu. Sordum hocam neden böyle bir şeye hani şey yaptınız dedim. Olabilir böyle şeyler falan dedi ama yani hani ne kadar olabilir ne kadar olamaz orası tabii ki kişiye kalmış bir şey. Genel olarak Vedik astrologlar mesela onların bir şeyi var. Bir tanrıların uyanış zamanı gibi bir şey var. Yani orada ilginç bir şey çalışıyor. Onlar mesela ocağın sonu Şubat'ın başı gibi açarlar dersi genelde. Vedik aramızda bekleyenler var. Onlar anlıyorlar. Ben de bekleyenler arasındayım. Öyle Eylül ayında falan açılmaz. Onun da bir şeyi var yani. Hani onun bir zamanı var. Hani Güneş'in Koç burcuna girişiyle 23 Mart'la bahar başlıyor ya, onun bir zamanı var değil mi? Baharın başlangıcının bir zamanı var. Kışın ortasında bahar başlamaz. Baharın başlangıcının bir zamanı var. Bahar başlarken de yaprak dökülmez. Yaprak dökümünün de bir zamanı var. Her şeyin bir zamanı var derken aklıma bir arkadaşım geldi. Dünkü Sistus'dan bahsederken çok üzülmüş yol arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bana sesli mesaj atmıştı. Bir arkadaşımız da ekstradan arayıp bir öneride bulundu. Deftere not almıştım. Ablam ve çok saygı duyduğum öğretmenim de diyebilirim. Astrolojide hak ettiğim mevkiye hiçbir bedel ödemeden ulaşmayı bir hediye olarak kabul ediyorum cümlesini motto olarak kullanır mısın dedi. Evet dedim kullanırım. Astrolojide hak ettiğim mevkiye hiçbir bedel ödemeden ulaşmayı bir hediye olarak kabul ediyorum arkadaşlar. Hocalarım, değerli dostlarım, yol arkadaşlarım bu konuda kaygınız olmasın. Tamamdır. Sisyphus'u görmezden geliyorum. Onun enerjisini çalıştırmamaya çalışıyorum ama şöyle bir şey var hani pik nokta. Pik noktaya getirdiğin zaman olan bir şey. O yüzden buraya dikkat etmek gerekiyor. Bazı önemli noktaları atlamamak gerekiyor ve haritalarda cüzi iradenin külli iradeye tabi olduğunu bilmek gerekiyor. Yani bir kül var. O yüzden benim cüzi iradem Sisyphus'u ne kadar kandırabilir, ne kadar atlatabilirse o kadar atlatmaya çalışacağım. O yüzden teşekkür ediyorum güzel geri dönüşleriniz için. Onun haricinde YouTube'dan dün akşamki yorumları, soruları görmedim arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ekranı paylaşan bendim. Ben size ekranı paylaşırken YouTube'daki yorumları ya da sizin dikkatiniz dağılmasın diye YouTube'u açıp ya da herhangi bir yerden WhatsApp'tan vesaireden yani arka planı komple gördüğünüz için ben sizin dikkatiniz dağılmasın diye YouTube'dan bakamadım. O yüzden oradan dünle ilgili, asteroidlerle ilgili veya bundan önceki konularla ilgili sorularınız varsa bugün şöyle bir göz gezdireceğim arkadaşlar. Dün bakamadım yani dolayısıyla. Bugün de yine ekranı ben paylaşacağım ama şöyle bir dönüp bakacağım ekran paylaşımını durdurup arada. Onun haricinde buradan sorularınız olursa mikrofonunuzu açın sorun arkadaşlar. Hani mesajlara da çok fazla bakamıyorum. Bazen kendi aranızda konuşuyorsunuz zaten. Hepsini okuyup dikkat dağıtmak istemiyorum. Bazı arkadaşlarımız da bazı yerlerden duyduklarını söylüyorlar. En başından beri biliyorsunuz ki kaynak belirtilmeden, bir kitap adı, bir kadim astrolog ismi söylenilmeden böyle şeylerin
Çok dikkate almıyorum. Fark ettiniz artık zaten. Bu böyle demiş. Şuradan şöyle bir şey duydum. Bunlar kaynak belirtilmediği için ilgilenmiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi kaynak belirtiyorum. Sizin de kaynak belirtmenizi rica ediyorum. Gittiğiniz eğitimlerden kaynak belirtmesini istemenizi rica ediyorum. Çünkü kafadan element uyduran arkadaşlar, kişiler, her kimse film izliyor. Gerçekten. Yani zaten hani işi astroloji, başka bir yani gidip de bir yerde para kazanmıyor. Para kazanacağı şey astroloji. O yüzden kendi kendine izlediği filmlerden karakterler uydurup bu karakterleri bir sabit yıldıza atfedip sadece onların bildiği ya da bir asteroide atfedip sadece onların bildiği ya da bir Arap noktası uydurup, bu arada biz de Arap noktası uydurduk. Hakikaten uydurduk. Bakın üzerinde çalışılınca uyduruluyor yani. Ama bunun bir temeli var mı? Yani bir şeye dayalı mı? Hayır, bizim 1.000 kişinin istatistiğine dayalı. Meltem'le ders çalışıyoruz. Bu arada bizim ileri seviye grubumuz var. Astro Arge diye bir grubumuz var. Bazı arkadaşlarımız aramızdasınız. Bazı arkadaşlarımız aramızda değilsiniz. Çünkü bir araştırma grubu bu grup. Umuyorum öyle de kalır, amacına uygun kalır. Bizler aramızda ders çalışıyoruz. Birlikte ileri seviye tekniklerini geliştirmeye çalışıyoruz. Böyle okuduğumuz kitaplardan veya işte horary bakıyoruz, işte soru bakıyoruz ve sonucunu söylüyoruz. Yani bizde şey yok. İşte ben böyle dedim de böyle oldu falan yok. Yanlış da çıkabilir. Çünkü horary demek illa onda on doğru çıkacak diye bir şey yok zaten. Bunun doğasında böyle şeyin kozmosun doğasında da böyle bir şey var arkadaşlar. Yani siz oraya baktığınızda onun şekli değişebiliyor bazen ama 10'da 8'i doğru çıkıyor, öyle söyleyeyim. Bunun detaylı bir anlatımı var. Horary'nin ilk girişinde Horary kuralları konusunda anlatılan bir durumu var. Şimdi oraya girmeyeyim. Dolayısıyla bir soru sorulur. Sorunun cevabını astrolojik haritadan vermeye çalışırız. Kendimizi geliştiririz. Sonra soru cevaplanır bir şekilde, işte laboratuvara gitmiştir kan tahlili. Ne çıkacak sizce kızlar diye sorulur. Kızlar cevap verir. Sonra sonuç söylenir. Bu böyle olmuş. Demek ki bu böyle çalışmış diye üstüne istatistik oluştururuz. Böyle konuşurken zeytin Arap noktası var mı diye düşündük. Arap noktalarıyla çalışırken. Sonra aramızda Plüton'un bu işin sıkma ve ezme ile alakalı, dönüşümle alakalı olduğu için Plüton'un bu işin içerisinde olabileceğini ya da Satürn'ün bu işin içerisinde olabileceğini, Merkür bitkilerle alakalı, Merkür'ün bu işin içerisinde olabileceğini, Venüs güzellikle alakalı, Venüs'ün bu işin içerisinde olabileceğini veya yine doğayla alakalı bunları kullana bir sabi Arap noktası bulduk. Bakın kendimiz element uydurduk yani kendi kendimize. Gerçekten niye bakıyoruz ama bakın Plüton'u kullanıyoruz, işte Venüs'ü kullanıyoruz, bakıyoruz olmuyor. Neye bakıyoruz? Meltem'in çok önemli bir noktasına denk gelmesine bakıyoruz. Denk geliyorsa bu zeytinin Arap noktasıdır diyeceğiz. Yani çünkü Meltem zeytinci, çiftçi, zeytinle uğraşıyor. İşte arkadaşlar yani bu şekilde çalışıp ama üzerinde 100 tane çiftçinin haritasının üzerinde gerçekten o güneşine mi denk geliyor, emsisine mi, asc'sine mi, 6. evinde, 8. evinde, işte 12. evinde kalıyorsa hani bunu istatistik olarak kabul etmeyeceğiz. Ama bu şekilde çalışılırsa biz bunu piyasaya süreceğiz. Bu bilgiyi piyasaya süreceğiz. Ama şu an bu bilgiyi piyasaya sürmüyoruz kendi aramızda. Ama dediğim gibi bazı kişiler film izliyor, filmden sonra derse giriyor ve derste o film karakterini gerçekten böyle karşılaşacaksınız artık hani bu cami, aramızda karşılaşan arkadaşlarımız var. Karşılaşacak arkadaşlarımız var. Daha bugün çok samimi Hülya arkadaşımdır biliyorsunuz hani beraber bir yola girmiştik. Bazı sıkıntılar olduğundan dolayı o geri çekildi. Astrolog Hülya'dan bahsediyorum. Çok değer verdiğim yol arkadaşım, bahçe arkadaşım, dostumdur. Birlikte çok çalıştık. Onunla bugün konuşuyoruz. Hala yanlış kararlar verip yanlış eğitimlere girebiliyoruz arkadaşlar. Böyle şeyler oluyor yani, yapacak bir şey yok. Başka benim hani bu konuda size söyleyebileceğim bir şey yok. Elimden geldiği kadar doğru yolu göstermeye çalıştım. Dediğim gibi benim söylediğime bakmayın, gösterdiğim yöne bakın. Ben yanlış söyleyebilirim ama gösterdiğim yönde doğrular var. Gösterdiğim yöne gidin arkadaşlar. Benden sonrasını geliştirmenizi rica ediyorum. Çünkü bir Kızılderili atasözü der ki kendine usta diyebilmen için önce ustanı geçeceksin, sonra da seni geçecek bir öğrenci yetiştireceksin. Evet, bu kadar.
Şeyden sonra, sohbetten sonra artık dersime geçebilirim. Şu güzel çiçeği bana gönderen çok değerli arkadaşımıza, yol arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Burası Trakya'da bir bölgeden çekilmiş, canlı canlı çekilmiş bir yer. Çok gitmek istiyorum. O yüzden ekran fotoğrafı olarak aldım. Kendi sembolümün önüne geçti. O kadar da güzel yani. Bugünkü dersimiz, arkadaşlar, dersi dün yetiştiremedim. Gerçekten bir haftadır üzerinde çalışıyorum. Yani ben hangi dersi anlatacaksam, inanın 2 yıldır ben o dersi anlatıyorum aslında, ama bu üçüncü dönemde sizinle birlikte, ya da üçüncü dönemde, evet. Üçüncü dönem temel seviye ücretsiz sizinle birlikte devam ediyorum. Ama dediğim gibi sürekli güncelliyorum. Yeni bir not ekliyorum. Kendim de yani yeni eğitimler aldığımda, yeni bilgiler, güvendiğim bilgiler olduğunda ekliyorum. Ya da ne bileyim işte o enerjisini değiştiriyorum. Arka planlarını değiştiriyorum. O yüzden umuyorum anlatılarım hani içinize siner. Umuyorum güzel olmuştur. Şimdi asalet konusunda dedik ki şöyle paylaşımımı tekrar durdurayım, biraz daha konuşayım. Gezegen taahhüdünü yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Biz asaletlerle buna bakıyorduk değil mi? Yani gezegen yerleştiği burçta söz sahibi mi, ya da o burcu batırıyor mu? Yani burcu batırıyor mu, bir de yönettiği evleri de batırıyor mu? Nasıl bir şey arkadaşlar? Okudunuz mu Instagram'daki yerleşim yöneticilikten üstündür yazımı? Okuyan var mı? Geçen konuştuğumuzda söylemiştim, orayı göstermiştim. Tamam. Şimdi içerideki gezegen, yani evin içerisindeki, burcun içerisindeki gezegen eğer iyicilse, bakın taahhütle alakası yok. Daha henüz daha gezegenin o şeyinden, dokusundan bahsediyorum. Eğer iyicilse, burç sıkıntılı da olsa o burcu yumuşatmayı bilir. Ama eğer yerleşen gezegen problemli bir gezegense, işte Mars gibi, Satürn gibi bir gezegense, zaten iki tane problematik klasik yöntemden diyorum. Diğer zaten Neptün, Plüton ve Uranüs jenerasyon gezegenleri, onları da çok sağlıklı diyemeyiz zaten, ama köşe evlere yerleşmediyse, bunu evlerin güçlük sıralaması konusunda konuşmuştuk. Köşe evlere yerleşmediyse zaten çok fazla bizi, özellikle bizi ilgilendiren bir durum yok demiştik. Ekstradan zaten puan vermek için biz 7 klasik gezegeni kullandığımız için onları birazcık şöyle dışarıda bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Sadece köşe evlerdeyse yorumumuza katıyoruz işte. Uranüs yan bir kişi ASC'de. Renk renk saçları var mesela. Ya da DSC'ye Uranüs düşmüş. Sıra dışı bir eş gibi konuşmalar yapıyoruz. Gezegen bulunduğu burçta eğer rahat değilse, bir de gezegen problemli bir gezegense, o doğasını normal pozitif yönde çalıştırmak yerine gölgesiyle çalıştıracaktır. Yani işte Mars'ın Koç burcunda olması bir komutanlık göstergesiyken, Terazi burcunda olması patavatsızca hareketlerle komik duruma düşmek. Bunu nasıl düzeltiriz hocam diye sorduğumuzda biz de hocalarımıza, yani ringde dövüşün. Hani yeri ve zamanı belli olan yerlerde hareketlere geçin. Yani birdenbire aklınıza bir şey gelince bir şey yapmayın. Ya da gidin bir bale salonunda dans edin. İşte bir dans salonuna gidin. Mars zaten güçlü, kuvvetli, kudretli hareket etmek, irade kullanmak, bir şeye odaklanmakla alakalıydı. Terazi burcunda çok rahat edemediği için, Koç burcunun yöneticisi çok rahat edemediği için odaklanmakta problemler verilirdi. Ona göre bir çalışma yapılabilir. Dolayısıyla gezegen nasıl davranacağını o burca göre belirliyor. Yani burç gezegenin altyapısını oluşturuyor. Burç gezegenin sahnesidir. Sahne ateşli mi? Mesela Terazi burcu hava elementi bir burç. Eğer Aslan burcuna düşmüş olsaydı bir Venüs, ateşli bir sahnede işte gösteri yapmak gibi bir durum sergilenebilirdi. Bunları geçen haftalarda konuştuk. En dipten eril burç, dişil burç, işte bir üstünde ateş elementi burç,
hava elementi burç. Bir üstünde Koç burcu, Boğa burcu, İkizler burcu diye. Onun haricinde geçen de şeyi konuştuk. Gündüz gezegeni, gece gezegeni, işte gezegenlerle ilgili durumları konuştuk. Şimdi bunların üstüne, bunlar bize totali vermiyordu. Bunların üstüne biz ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Gezegenin tesadüfi olarak, buna çok komik bir çeviriden çok komik bir şeyi var bunun. Bir tekrar paylaşıyorum artık şeyimi açacağım. Umuyorum. Burada değil herhalde. Şurada olabilir. Evet. Bunun şöyle bir komik şeyi var. Göstereceğim şunu. Kaza sonucu onur diyoruz biz buna. Hani benim hesapladım. Siz şimdi bu arada yine ödevini veren arkadaşlardan teşekkürlerimi almalarını, kabul etmelerini rica ediyorum. Siz şimdi bir hesaplama yaptınız değil mi? Böyle almüten hesaplıyoruz biz. Bu arada almüten girecek şimdi bu birazdan hayatınıza artık. Almüten terimi girecek tamamen hayatınıza. Siz bir hesaplama yaptınız ve kimimizin Venüs'ü yüksek puan aldı. İşte 9 puan aldı mesela. Kimimizin Merkür'ü 9 puan aldı gibi gibi. Kimimizin Güneş'i eksi 5 puan aldı değil mi? Bir hesaplama yaptık temel asaletlerle. Şimdi bu gezegenin kaza sonucu, mesela eksi 5'te bir Venüs gelmişti bana ve kaza sonucu o Venüs belki 20'lere çıkacak, artı 20'ye. Veya artı 10'da, artı 9'da bir gezegen vardı. Şimdi kaza sonucu o gezegen onurunu yitirecek. İşte bizler bugün bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun için şöyle şuradan ben de hani çalışıyorum sizler gibi sizlere de bir şeyler anlatabilmek için. Sizler de benden aldıktan sonra hani çalışıyorsunuz ya bunları birleştirmek için. Size gösterdiğim kitapları okuyorsunuz ya. İşte ben de size bunları hazırlayabilmek için bir sürü şey kaynak buldum ve şöyle şunu da açayım. Şuralardan da faydalanacağım. Şimdi Almuten hayatınıza bugün girecek. Geçen haftalarda muhtemelen yine belirtmişimdir ama bugün tam dolu dolu öğreneceksiniz Almuten'in ne demek olduğunu. Almuten'le ilgili oraya gireceğim. Şimdi şu ekranımı da paylaşayım. Artık derse Bismillah deyip başlıyorum. Bunu bir kitaptan aldım. Kitabın adını, kitabı atmış da olabilirim gruba yani. Attığım kitaplardan birisi olabilir bu kitap. Babam senin babandan daha güçlü. Şimdi güç karşılaştırması eski astrologlarca gezegenin bir hani kendi doğasını yani ifade ettiği bir fiili ya da ifade ettiği zatı işte baba zat yerinde mi, asaletli mi, güçlü mü, gerçekten baba gibi baba mı, yoksa vurup kıran, egoist, çocuğunu ezen ya da ne bileyim kendi kendini gösteremeyen hani bitik bu hayatta hani şey denir ya hoş bir kelime değil aslında ama şey nefes kaybı hani ne oksijen ziyanı gibi bir şeyler söyleniyor arkadaşlar bu aralar çok görüyorum çok ilginç çok çirkin aslında güzel bir cümle değil ama güneş kendi gücünü parlamaktır güneş, var olmaktır. Bunu yapabiliyor mu, yapamıyor mu? Yani benim babam polis, senin babanı yakalayabilir. Senin babanı hapse atabilir. Çünkü güneş haritada problemlidir. Dolayısıyla bunu bu arada kabul ediyor. Biz haritayı niye okuyoruz, niye bunu yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Hikayelerimizi doğru anlamış mıyız? Bugün bir Instagram hikayesinde bunu gördüm. Biz haritalara, hikayelerimize bakıyoruz aslında. Ve hikayemizi kabul etmeye çalışıyoruz. Şey gibi kırmızı hap, mavi hap, hangi hapı içeceğimi zaten biliyordun. Sen bu seçimi daha önce yapmıştın diyor. Sen seçimini izlemeye geldin yani seçimini görmeye geldin. Ve kabul et, yani bunu artık sindireceksin. O elmayı yedin ve sindirmek için geldin. Hani ezoterik şeyler ne demek istediğimi anladılar. Hani bir bilgi var, hazmetmeye geldin. Artık bir şeyleri kabullenmeye geldin.
İşte tekamül demek aslında açılım da böyle bir şey. En güçlü haysiyet bir burç hükümdarlığıdır. Yani gezegen kendi yöneticiliğinde. Sonraki sırada yüceltme, bunun sırasıyla üçlük, terimlik ve yüz dediği face, yani dekanlar, daha sonra da zayıf asaletler biçimi izler. Mars, Jüpiter, Satürn, Güneş'in doğusuna. Bakın buralar çok önemli tesadüfi asaletlerde. Buraları çok kullanacağız. Mars, Jüpiter ve Satürn Güneş'in doğusuna geldiğinde, yani Güneş'ten önce doğduklarında onurludur. Lilly'ye göre, bakın William Lilly'ye göre Satürn, Jüpiter ve Mars onunla kavuşumlarından muhalefetine gelene kadar, yani karşıt, muhalefet karşıtlık demek. Muhalefetine gelene kadar Güneş'e doğudur. Ay, Merkür ve Venüs Güneş'in batısına, yani Güneş'ten sonra battıklarında onurludur. Bunları tekrar üzerinden geçeceğim. Bu direkt kitaptan aldığım şekilde üzerinden geçip açıklamasını yapacağım ve haritalarda göstereceğim. Haritada göstereceğim bir haritada. Bir gezegenin Güneş'in doğusunda mı yoksa batısında mı olduğuna karar vermek için Güneş'in yükselenin üzerine düşmesi, yani zihninizde Güneş'i ASC'ye getireceksiniz. Ben yapacağım zaten. Siz de kendiniz bu şekilde yapacaksınız. Güneş'i ASC'ye getireceksiniz. Gezegen Güneş'ten önce mi doğmuş, sonra mı doğmuş, ona bakacağız. Yani gezegen Güneş'in üstünde mi, altında mı, ona bakacağız. Ve buradaki cümleleri kullanacağız. Mars, Jüpiter ve Satürn Güneş'in üstünde doğmuş olması gerekiyor. Ama diğer gezegenler Güneş'in altında kalmış olması gerekiyor. Yani Güneş'e göre batıda kalmış olması gerekiyor. Güneş'in daha önce doğmuş olması gerekiyor. Anlatacağım, haritada göstereceğim. Ne demek istediğimi şu an anlamamış olabilirsiniz. Gördüğünüzde oturacağım. Aymüten hakkında Abraham İbni Ezra'nın şöyle bir cümlesi var. Yaşamın beş yeri olduğunu biliyoruz. Yani gece, gündüz, nurların iki yeri ve üçüncüsü nurların kavuşum veya karşıtlık yeri. Yani beş yeri dediği arkadaşlar, bizim Kur'an'da hani şeyden, namazdan tamamen şeyden bahsetmiyorlar zaten, hani şu kadar rekat kılınacak ya da işte şöyle şöyle demiyorlar, biliyorsunuz değil mi? Kuşluk vakti, tam yeri ağardıktan sonra, işte öğlen güneş tam yukarıda olduğunda, işte bizim açı dediğimiz şey de aslında bu tasavvuftaki güneşin yukarıya çıkıp doğması, yukarıya tepeye çıkması, dönmesi, tekrar gelmesi, tekrar eski yerine gelmesi ve buna beş, nur, yaşamın beş yeri. Bizim hayatımız da böyle işte, doğuyoruz, erginlik, işte yetişkinlik, sonra yaşlılık, sonra ölüm. Aslında bunların hepsi uç noktada aynı yere gidiyor arkadaşlar. Evet, Ezra yaşam kavramına doğrudan bağlı oldukları için bu yerlerin özel bir öneme sahip olduğunu çabucak netleştirir. Helenistik ve Orta Çağ geleneğinde yerlinin, yani kişi sahibinin, harita sahibinin herhangi bir süre boyunca yaşadığını öne sürmek için. Aslında bu Almüten denilen durumun aslı, buraya hemen bir parantez açıyorum. Aslında natal harita okuma denilen şeyin de aslı Horari'ymiş. Yani eski zamanlarda gökyüzüne aslında sadece soru sorarlarmış. Daha sonra soru soran kişiyle doğum haritasının arasındaki, yani soru soran kişiyi görüyor kişi, astrolog, müneccim. Ve diyor ki sen ne zaman doğdun? O da diyor ki ben bu zaman doğdum. Aa diyor, yani senin sorunda doğumunun bilgisi var. Bu soruda, bu soruyu ancak bu doğumlu kişiler bile sorabilir. Bunların arasındaki bu mantıktan sonra natal harita çıkmış. Yani aslında işin özü Horari'ymiş arkadaşlar. İlk başta Horari varmış. Çok ilginç bu şeylerin gelişi böyle. Burada da Almüten'in aslında özünde kişinin natal haritasına bakıp yaşam uzunluğunu araştırmakmış. Yani kişinin Almüten gezegeni neyse ve haritada o gezegen nasıl bir etki alıyorsa kişinin yaşam uzunluğu ile ilgili yorum yapılırmış ve bir de ekstradan Hylek noktası denilen bir yaşamsal bir nokta, yani sağlık derslerinde, sağlık ileri seviye, inşallah Allah'tan bir mani gelmez de işlersek veya sizler kendinizi geliştirirseniz, sağlıkla ilgili bir Arap noktasıdır. Hylek noktası.
Hale noktası için bakın diyor ki yerlerin herhangi bir süre boyunca yaşadığını yani yaşam uzunluğunu tespit edecek. Ne kadar yaşamış. Öne sürmek için halek yani Arapçadan Türkçe serbest bırakan olarak halek gibi bir gezegene ihtiyaç duymuşlar. Yani kafadan iki tane planeti tutup bir tane noktadan çıkartmışlar. As mesela şöyle söyleyeyim daha açık olsun. Ay ile Güneş'i toplamışlar. ASC derecesini buradan çıkartmışlar. Yaşam uzunluğu diye bir şey ortaya çıkartmaya çalışmışlar gibi düşünün. Ya da ne bileyim hadi ASC derecesini geçeyim kafanız karışmasın. Satürn'le Güneş'i toplamışlar haritasında kişinin. Ay'ı çıkartmışlar. Demişler ki bu Satürn'le Güneş'in toplamından Ay'ı çıkarttığımızda bulduğumuz derece kişinin yaşam uzunluğunu veren derece. Yani orada bir ekstradan bir nokta koymuşlar oraya. Oraya bir çentik atmışlar. Ve işte bu noktaya eğer bir Satürn ya da bir Mars transit yaparsa da bu kişi transit yaparsa derken etrafından dolanan gökyüzündeki gezegenler doğum haritasındaki o noktaya kavuşursa, karşıt yaparsa işte bu kişinin artık hayatı son bulacak diye ileri seviye konularında gerçekten hani bunların çoğunu kavrayacaksınız. Şimdi bir şeyini atıyorum yani böyle girişini yapıyorum. Farkındaysanız artık temelin üzerine artık yavaş yavaş hatta eklenmeye başladı yani. Böyle bir durum ortaya çıkartmak için aslında bir araştırma yapılmış ve İbni Ezra tüm gezegenler yetenekli değildi ve bu rolü yerine getirmek için yeterince uygun görülenler sadece Güneş, Ay, altı kader kısmı, Sizigi doğumundan önceki yeni ay veya dolunaya deniliyor Sizigi arkadaşlar. Ve yükselendi. Ezra her iki Ptolemy'den de yani Ptolemy'nin kaynaklarından alıntı yaparak biliyorsunuz ki en başından beri söyledim. Herkes İbn Ezra maşallah işte yani diğer astrologların yani bir sürü Neslihan hocam ilk derste saymıştı klasik astrologlar. En başta zaten Ptolemy geliyor, Batlamyus geliyor biliyorsunuz ve diğer astrologlar ardından sıralanıyor ve onlar dediğim gibi bu oradan aldıklarını aktarıyorlar. İşte Ptolemy'den alıntı yaptığını da görüyoruz. Armüten koruyucu melek anlamına geliyor. Bakın burayı Öner Hoca'nın o gösterdi. Şimdi oradan okuyacağım zaten size. Armüten figürüs diye geçiyor. Koruyucu melek diye de geçiyor. Konum itibariyle en önemli saygınlığa sahip gezegen. Yani haritada ben sadece birinci evime bakmak istiyorsam birinci evimde örnek veriyorum. ASC'm terazi olsun. Normalde Venüs'tür terazinin yöneticisi biliyorsunuz. Ama benim armütenim Satürn. Yani birinci evimin tek iktidarı Satürn. Neden? Çünkü hesaplamalarla ortaya çıkan puanlamaya göre birinci evimde benim Satürn söz sahibi. Dolayısıyla benim birinci ev Satürn'üm için, birinci evimin asaleti ve asil görünmem için benim Satürn'ümün aldığı açılar, işte Satürn'ümün yaptığı hareketler ve Satürn'ümün haritada bulunduğu konum benim için çok önemli. Üçüncü ev Satürn'üne sahibim. Yay burcunda kolektif bilgiyi şeye istatistiksel bir şekilde yine dini bilgiyi somut bir şekilde Satürn somutluk demek, strateji demek, inşa etmek demek. Yay burcu doğasında üçüncü ev, yakın çevre. İşte yine böyle tanıdık kuzenler, eş dost. Bu gibi durumlarda böyle sergilemek demek. Dolayısıyla ben eğer Satürn'ümü puan olarak kötü bir durumda görürsem benim o birinci evim de etkilenir. Benim bakın Satürn birinci evimi yönetmiyor. Satürn benim dördüncü ev ve beşinci evimi yönetiyor. Çünkü Oğlak Burcu'nun yöneticisi. Eğer benim Satürn'ün problemliyse yani düşük puan aldıysa hem benim birinci evimi berbat edecek hem dördüncü evimi hem beşinci evimi. Yani benim aile hayatımla da ilgili sıkıntı çıkartacak bana. Çocuklarım ve aşk hayatımla da ilgili sıkıntı çıkartacak. Direkt şahsımla da ilgili sıkıntı çıkartacak. Yani benim
Haritada bir hesaplama yaptıktan sonra da tüm gezegenlerin patronunu buluyorum bu sefer. Birinci evimin patronunu bulmuştum. Totalde de bugünkü öğreneceğim tesadüfi, yani kaza sonucu onur puanlarını da ekledikten sonra totalde benim hangi gezegen haritamda söz sahibi ve beni aslında alaşağı edecek ya da yukarıya çıkartacak olan hangi gezegen, onu görmüş olacağım. Eskiden buna koruyucu melek derlermiş, Almaten diye de geçiyor arkadaşlar. Modern astroloji genellikle bu rolü yükselen burcu yöneten gezegene veriyor. Klasik olarak bu gezegen yerlinin kendisini ifade edecek. Bu gezegenin görünümleri, açıları yani, karakteri, kişilikleri ve odak noktaları çağdaş güneş işareti analizine benzer bir şekilde bu yerleşimden türetilmiştir. Ama Rönesans'a geldiğimizde Almaten'e verilen ünvan değişiliyor. Bunun arkasındaki mantık belirsiz. Belki de adından görünüşte Arapça olan etkiyi kaldırmaktı. Almuten galip anlamına gelen Arapça almutas kelimesinin Latince bir çevresidir. Yunan filozof Porfi'ye göre kişiye özgür ruhani varlık. Almuten'den bahsediyorum hala. Hristiyan, Müslüman ve Yahudilerdeki koruyucu melek kavramına benzemektedir. Kendi koruyucu meleği hakkında hiçbir bilgisi olmayan ortalama bir insan açısından kaderden kurtuluş yoktur. Yani işte haritayı okumanın güzellikleri arkadaşlar. Koruyucu meleğiniz ya da armüteniniz, yani sizi yöneten gezegen. Yani sizin üzerinizde söz sahibi olan gezegen yahu. Sizi yönlendiren, sizin içinize o enerjiyi, göksel enerjiyi akıtan, en yüksek puan alan hayatınızdaki. Bakın harita dediğimiz şey, ben bunu dün düşündüm, şöyle düşündüm. Yani böyle bir fikir ürettim. Şimdi her şeyin bir ruhu var. İşte bir dükkan açıyorsunuz, o dükkanın bir ruhu var ve açtığınız günün haritası çıkıyor değil mi? Ya da ne bileyim bir işe başlıyorsunuz. O işin bir ruhu var ve o işe başladığınız anın haritasını çıkartabiliyorsunuz ve buna göre işin gidişatına bakıyorsunuz. Dolayısıyla aslında harita dediğimiz şey kıyafet. Bizim iş dediğimiz şey de bir kıyafet. Bizim dükkan açmak da bir kıyafet bize. Harita bir kıyafet. Siz o kıyafeti giyiyorsunuz. O kıyafette al mı öne çıkıyor, kara mı öne çıkıyor, ak mı öne çıkıyor, sarı mı öne çıkıyor? Bunu bilmek, sizin kendi kendinizi üzmeden, hani kabule geçmek ve olana çok fazla tepki vermeden, yani benim sistusum böyle diye, güneşim sistusla diye, bakın ben o tepkiyi, yani sonradan iyi ki astroloji hayatıma girdi işte. Astrolojiye ben kazadan sonra, gerçi işte her şey birbirini tetikliyor ya arkadaşlar. Eğer ben bir kaza geçirmeseydim şu an bu astroloji camiasında olacaktım. Ve başka bir şey sonucunda, yani biraz daha belki uzayacaktı. O son şeymiş artık demek ki. Dolayısıyla bizler bazı şeyleri bildiğimiz zaman, mesela ben artık sistusu biliyorum. Güneşime kavuşmuş bir sistus var. Bazı şeylerde böyle çok da pik noktaya getirmemem gerekiyor demek ki. Yani ille şu 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 diye kariyer kariyer kariyer, ben çok popüler olacağım. Çok iyi bir işte adımı, unvanımı duyuracağım. Ben en doğrusunu bilirim. Ben biraz mükemmeliyetçiyim arkadaşlar genel olarak da. Hani 5 günde mesela eğitim verirken kendi şeyimi söylüyorum. Yani daha astrolojide 3 yıldır eğitim veriyorum. Daha öğrencilerimle de ego yapacak durumda da değilim de aslında şey olarak söyleyeyim. 5 gün sonra benim öğrencim sınava girip o sınavı geçmek zorundaydı. Cumartesi günü, pazartesi başlıyoruz. Cuma ders bitiyor, cumartesi sınavı geçmek zorundaydı. Öyle bir mükemmeliyetçilik, çoktandır var her zamanki gibi. İşte bu astrolojiyle birlikte bunların neden kaynaklandığını, işte o Satürn karesi alan bir güneşe sahip olduğumu vesaire, kendi hikayemi zorla kabul etsem de, çok ağladım hocamla sürekli işte. Şimdi ben geçmiş derslerimi dinliyorum arkadaşlar. Geçmiş kayıtları dinliyorum, işte geçmiş notları okuyorum. Hoca böyle arada sırada, tabii özel ders olduğu için arkadaşlar, böyle herkese açık olmadığı için hoca arada sırada, böyle biz de sizin gibi hocamıza işte şu şu ne verir diye soruyoruz. Kendi haritamızı soruyoruz ama
özel olduğu için, hoca da hani kendi aramızda olduğu için açabiliyor. Şöyle diyorum hocaya. Hoca diyor ki senin diyor ay güneş karen var, çok zor diyor. Kendimi dinlerken şu an üzüldüm yani. Ay güneş karen var diyor senin diyor. Bu diyor çok zor diyor. Ben de hocaya şöyle diyorum. Hocam nasıl yapabilirim ben bunu atlatmak için? Yani nasıl bir çaresizliktir? Kabul etmiyorum. Bunu atlatmak için ne yapabilirim diye. O da dedi ki bu senin kaderin, yapacak bir şey yok. Ya böyle bir şeyler söyle yani. Şu kayıtları izlerken böyle bir şöyle bir baktım yani. Arkadaşlar gerçekten haritayı okudukça, fark ettikçe, şöyle geçmişe dönüp baktıkça bazı kabul etmediklerimiz komik gelecek. Bazı çok yüksek tepki verdiklerimize artık tepkisiz kalabileceğiz. Hani böyle olması gerekiyor zaten. Genel olarak hani ezoterizm bunu söyler, tasavvuf bunu söyler, din bunu söyler. Yani her şey aynı şeye, aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Sadece bazı insanlar görmüyor. Çünkü zamanı değil. Yani o da bizim hani dualite kısmında, çünkü bu dualite dünyasındayız yani. Dualite kısmında olması gerekiyor. Öyle durumda olması gerekiyor. Böyle durumda olması gerekiyor. Yoksa yoksa kaos çıkar. Bu kaosun içerisinde bir düzen var yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Hiçbir bilgisi olmayan ortalama bir insan açısından kaderden kurtuluş yoktur diyor Yunan filozof. Fakat bu bilgi bir kez edinildiğinde ve ancak ondan sonra birey kaderin boyunduruğundan gerçekten kurtulabilir. Bu yüzden Almütem ya da kutsal koruyucu melek ya da kişiye özgü ruhani varlık hakkında bilgi çok önemlidir. Yani kişi benim yani ruhani var, meleğim ne? Benim meleğim ne? Benim gezegenim ne? Buna daha açıklayacağım. Biraz daha açıklayacağım. Şöyle ilerleyeyim yavaş yavaş. Birçok astrolog kişi üzerinde derin bir psikolojik etkiye sahip olduğu için soyluların efendisi ya da figürüsü ya da Almüteni, yani soyluların efendisi, yani gezegenlerin efendisi, işte o gezegenler aktörler zaten. Almüteni kullanıyor. William Lilly ve Firmicus Maternus gibi astrologların yaklaşımı bu şekilde oluyor. Maternus İşte dördüncü kitapta bölümün büyük çoğunluğunu yönetici gezegenin yerli üzerinde hem fiziksel, bakın tekrar söylüyorum, geçen hafta da söylemiştim, rektifikasyon dersinde bizim zaten 4 hafta sürüyor, 5 hafta sürmüştü yanlış, ya 4 hafta ya 5 hafta. Genelde bir hafta sadece tekniği var. 3 hafta biz dekanlara, ASC'ye, kişinin doğduğu güne göre nasıl bir tip oluşturacağını konuşuyoruz. Mesela Mars varsa ASC'sinde kişinin kafasında yarık, Venüs varsa güzel bir gamze. Ondan sonra Jüpiter varsa dudakları birazcık şöyle balık gibi dudaklı. Ondan sonra başka yükselen yayda genellikle kalça çıkıklı, bacakları ilgilendirdiği için. Yükselen balıklarda ayaklarda sıkıntı olabiliyor. Güneş balık değilse tabii, bunlar çok detaylı. Tabii güneş balıkta da çünkü öyle bir şey olabilir. Güneş balık değil, bu ayak sıkıntısı nereden, bu tırnak batması nereden dediğimizde ASC'ye bakabiliyoruz. O taraflar yakınlardaysa onu o tarafa çekebiliyoruz. Tabi Arap noktalarımız var, dediğim gibi tekniği var. Önce o teknik, sonra da teknikte çünkü bir sürü şey var. Hangisini kullanacaksın, ona göre ASC'yi belirliyoruz. Lili Maternus'un konuyla ilgili açıklamasında kısaca özetlenen düşüncelerin çoğuna katılıyor. Diyor ki kişinin tüm eylemleri az çok o gezegenin doğasını paylaşacak ve bu nedenle koşulları, ten rengi, mizacı ve tavırları o gezegene atanan özelliklere göre büyük ölçüde düzenlenecektir. O kadar doğru ki yani haritanın Almüteni kişinin neredeyse her şeyini anlatıyor. Evet, kaza sonucu olur. Yine kitaptan, bakın kitap yanlış değilsem İngilizceydi. Yanlış değilsem İngilizceydi. Bu kitabı Türkçe'ye çevireceğiz. Arkadaş sağ olsun destek atacak. Kaza sonucu olur. Bu arada şeyi Öner Hoca'nın şeyini açmadım. Şöyle onu da göstermek istiyorum. Şu Öner Hoca da Orta Çağ astrolojisine göre Almüten figürüs tüm astrolojik haritanın anahtarıdır demiş Almüten figürüs için. Yani adeta doğum haritası sahibinin hayatının anahtarıdır. Bireyin hayatına hakim olan bir gücü temsil eder. Buna harita sahibinin temel ya da en önemli özelliği denilebilir. Harita sahibinin hayatının niteliğini öznel ve nesnel olarak belirler. Kişinin hayatındaki olayları etkileyebilir. Orta Çağ'da buna
ruhun baskın niteliği deniliyordu arkadaşlar. Bu şekil böyle görünüyormuş. Hristiyan teolojisine göre her insanın diğerlerine ve kendisine verdiği zararı hafifletmek ve onu Tanrı'ya, hani bizim kerubim melekleri, işte sağ ve sol meleklerimiz var ya, bize bir tanesi küçüklükten hani böyle söylenirdi arkadaşlar. İşte bu dermiş ki sağ taraftaki yapma, işte onu yeme, o haram. Diğer taraftaki de dermiş ki işte sağla solun bakın ayrımı küçüklükten itibaren nasıl, dualite nasıl çalışıyor, işte sol elle yemek yeme, sol elle şöyle yapma falan. Bu da hani Orta Çağ Hristiyan teolojisinde de her insanın diğerlerine veya kendisine verdiği zararı hafifletmek için ve Tanrı'ya onu yönlendirmekle ilgili bir koruyucu meleği varmış. Görevli bir koruyucu meleği varmış. Şüphesiz hem iyi melekler hem de kötü melekler mevcuttur. Fakat Tanrı insanlara koruyucu olarak kötücül melekler tabii ki tahsis etmez, değil mi? Buna karşın bir kişi günah işleyerek ve özgür iradesini suistimal ederek özgür iradesine teslim olabilir ve iyi meleğinin etkilerini göz ardı ederek kötü tinlerin etkisi altına girebilir. Bakın bunu şöyle söyleyeceğim. Bununla ilgili devam ettiğimde tekrar açarım orayı. Bunu şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Armüten gezegen kişinin haritasında külli irade tarafından belirlense de, yani koruyucu melek Tanrı tarafından, değil mi? Ya da benim armütenim, yani ben o anda doğmasaydım armütenim Satürn olmayacaktı. Belki Venüs olacaktı. O anda doğmam kadersel değil mi? Yani bu benim o anda doğmam, ben ne kadar election rule yaptımsa da, annem gitti beni election rule astroloğa, ben bu kızı ne zaman doğurayım? İşte bu kıza öyle bir tarih ver ki bu kız işte çok güzel yerlerde olsun. Zaten maddi şeyler düşünülüyor değil mi? Genel olarak öbür dünyaya çok iyi çalışsın, işte ruhani bir varlık olsun, maneviyatı çok güçlü olsun diye gelip election rule yaptıran ben görmedim arkadaşlar. Görmedim yani. Genel olarak election'la gelen böyle şeyler için geliyorlar. Çocuk doğuracağım, işte hocam. Hakikaten de böyle çok da gelen oluyor. Biliyorsunuz zaten normal danışmanlık vermiyorum zaten. Böyle görünce hani şey yapmak, hani kişiye diyorum ki yani sen bunu yani kendin ayarlıyorsun ama kendin ayarladığını mı sanıyorsun yani? Sonuç itibariyle bir cüzi irade var şekerim yani. Sen taşı ben attım sanıyorsun. Yani evet, şurayı unutmayalım ama. Armüten gezegen kişinin haritasında külli irade tarafından belirlense de bunun karanlık veya aydınlık kullanımı cüzi iradeye bağlıdır. İşte burada hocamızın dediği gibi bakın diyor ki buna karşın bir kişi günah işleyerek ve özgür iradesini suistimal ederek özgür iradesine teslim olabilir ve iyi meleğinin etkilerini göz ardı ederek kötü tinlerin etkisinin altına girebilir. Yani bu kişinin bu kadar irade verildi size. Çünkü biz herkes kader gayreti aşıktır. Biz herkesin kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu ayet boşuna inmedi. Dolayısıyla bu felsefeye göre koruyucu melekler telepatik olarak hayallerimizi etkileyerek ve aklımızı, anlayışımızı bilgilendirerek, bilinçaltımıza sufle ederek bize iyi etkilerini aktarırlar. Hayallerimize imgeler yollayabilirler ve aklımıza bir şeyi yapmak ya da yapmamak için geçerli olabilecek nedenler sezdirebilirler. Geri kalanını arkadaşlar ben şöyle burada açık bırakacağım. 21-20-30'a kadar bir 10 dakika mola rica edeceğim. Bir su içeyim. Sizler de bu arada hatta ben bu paylaşımı durdurayım. 10 dakika mola vereceğim. Sizler Öner Hoca'nın bakın şöyle tekrar göstereyim. Önerdöşer.com'dan şöyle koruyucu melek kavramı ya da şöyle başında şöyle yazıyor arkadaşlar. Şöyle başını göstereyim. Ben göremiyorum ki araçlardan size göstereyim. Evet, koruyucu melek kavramı armüten figürüst mantığı. Yani burayı bakın şurada şu armüten figürüstü görüyorsunuz. Bizim de bugün hayatımıza armüten figürüstü soktuk. Ve bunu tam olarak anlamlandırmamız gerekiyor ki haritamızda konuşabilelim. Evet, paylaşımı durduracağım. 10 dakika rica ediyorum. Mola vereceğiz. Sizler mola vermek istemezseniz okuyun. Daha sonra sizler de mola vermek istiyorsanız mutlaka daha sonra okursunuz. Haydi kapat.
Evet, 30 oldu. Şimdi ben de tekrar tekrar kontrol ediyorum. Bu kısım o kadar önemli ki yorgun göründüğümü söylemiş arkadaşlar. Gerçekten bu kısımla ilgili daha fazla kaynak belirtip daha fazla anlamlandırmaya çalışmak istiyorum. Böyle kabaca geçmek istemiyorum. Bu kaynak aslında yabancı Türkçe kendi otomatik çevirdi şu an. Şimdi Doretus, işte Dili veya Ezra, bakın burada farklı farklı kaynaklardan sebepleriyle birlikte bu Almuten'le ilgili bilgi veriyor. Mesela diyor ki Doretus diyor figürün mezunlarını hesaplamak için yaşam yerlerine ilişkin tanımlamalarını kullanarak kaynakları aldı diyor. Ezra ağırlıklı bir puan sistemi kullanmayı belirtiyor. Yükselen derecesini Sizigi'yi, mesela biz Sizigi'yi almıyoruz. Sizigi demek doğumdan önceki yeni ay veya dolunay derecesinin de Almuten'ine puan veriyorlar. Anlatacağım birazdan, harita üzerinde göreceğim, göstereceğim ama şimdi yani şu kısımları mutlaka ama mutlaka dersten sonra tekrar tekrar okuyup, eğer ben anlatamazsam dersten sonra tekrar tekrar okuyup bunları iyice anlamlandırmanızı istiyorum. Şimdi evlerin hani güçlülük sıralaması vardı ya arkadaşlar. Ta Derya abla anlatmıştı evler konusunda. İşte onların mantığı da burada yazıyor. Diyor ki tesadüfi saygınlığını diyor. Hangi eve gezegenin yerleştiğine göre, mesela diyor birinci evdeki gezegene 12 puan veriyormuş Ezra. 10. evdekine 11 puan veriyor. 7. evdekine 10 puan veriyor. Ve böylece 6. evdeki gezegene 1 puan kalıyormuş. Bakın böyle değişik hesaplamalar yapıyorlar. Ayrıca Ezra, Mars, Jüpiter ve Satürn'e onlara daha fazla puan sağlayabilecek ekstra bir önem vererek özel güçler veriyor. Biz de buna partil olarak alacağız. Birazdan asıl tabloda göstereceğim ama açıklamalarını burada tekrar tekrar okumanızı rica ediyorum. Az önce burada bahsetmiştik diyeceğim tabloyu gördüğünüzde. Rönesans ve Cinlerin Efendisi. Yani Rönesans'a geldiğimizde figürün Almuten'e verilen ünvan değişiyor. Bunun arasındaki mantık belirsiz. En temel ve rastlantılara haysiyetlere sahip olan gezegenin şemada en iyi şekilde öne sürdüğünü ve en çok yükseldiği Genü Türe'nin efendisi olması gerektiği görüşündeyim demiş. Christian Astroloji'de William Lilly, yani Christian Astroloji kitabından alıntı bu. Yine Lilly çalışmasına bu şekilde devam ediyor. Bu Hristiyan astrolojisi dediği Christian astroloji diye aratabilirsiniz. Lilly Mithavun'u hayat veren yerlerden biri olarak yanlış tanımlasa da bu Almuten'in tanımlamanın Ezra tipi yöntemlerine açık bir referanstır. Yani birbirlerinin kitaplarının ardından açıklama yapa yapa bizim de şu an günümüzdeki astrologların yani ben mesela bir kitap yazacak olursam, bir kitabım yok. Eğer yazacak olursam kesinlikle tasavvufa girerek yazarım. Yani tamamen böyle bir matematik çalıştırarak bir kitap çıkartabileceğimi düşünmüyorum. Almuten'in kullanımını birçok astrolog kişi üzerinde derin bir psikolojik etkiye sahip olduğu için soyluların efendisi yani Almuten'i diye konuşuyor arkadaşlar. Maternus işte 19. bölümünde şöyle söylemiş. Kişinin tüm eylemleri az çok o gezegenin doğasını paylaşacak ve bu nedenle koşulları, ten rengi, mizacı ve tavırları o gezegene atanan özelliklere göre büyük ölçüde düzenlenecektir. Bunu şurada konuşmuştuk. Evet, devam ediyorum. Kaza sonucu onur. Bu kısmın Türkçesini göstereceğim. Şimdi benim gezegenim örnek veriyorum. 6. eve düştü. Ama kendi yöneticiliğinde. Açayım hadi haritayı da. Bu benim haritam. Şu şeyi visa tile değiştireyim. Şöyle yapayım. Sapsade. Jüpiter balık burcunda kendi yöneticiliğindedir. Buradan benim gezegenim artı 5 puan alıyor normal şartlarda, öyle değil mi? Kendi yöneticisi olduğu için. Ekstradan üçlüsü var mı? Bakalım.
Jüpiter'in balık burcunda üçlüsü yok. Üçlü yöneticiliği yok. Ama terimine bakalım. Benim 19 derecedeymiş. Terim yöneticiliği var mı? Yok. Terim yöneticiliği Merkür'e aitmiş. Evet, şey de var. Dekan da var. Bir puan da burada var. Artı bir puan. Yani sıfır, pardon, şöyle söyleyeyim. 10 dereceyle 19 derece arasında, 19-59, yani 20 demiyorum buna çünkü 20 3. dekana geçecek. 19-59 arasında Jüpiter dekanındaymış. Tamam mı? Yani bir puan, dekanlara bir puan veriyorduk ya. Benim bu Jüpiter'im normalde 6 puan. Eğer benim bu Jüpiter'im ASC'ye ya da MC'ye düşmüş olsaydı ekstradan artı 5 puan olacaktı. 11 puan yapacak. Devam ediyorum. Diyor ki zodyak konumuna göre saygınlığa ek olarak gezegenler ev yerleşimleriyle saygınlık kazanabilirler. Kaza sonucu onur. 1, 4, 7 veya 10 numaralı köşe evlerine yerleştirmede bir gezegene güç verir ve peregrin gezegenleri hırsızlara dönüştürür. Yani onu güçlü yapar. Peregrin ama güçlü. Modern astrologlar 10. evin en güçlü ev olduğunu ve bunu sırasıyla 1, 7 ve 4. evin izlediğini düşünüyor. O yüzden bakın burada şurayı görün. Bakın diyor ki indi 10 yani 10. veya 1. evde first house. Yani eğer diyor bir gezegen 10. veya 1. evdeyse 5 puan vereceğiz. Bakın yanında yazıyor. Eğer diyor 7., 4. veya 11. evdeyse diyor 4 puan. Bakın bunların açıklamaları da var. Atacağım kitaptan bunları araştırın. Ben şimdi hani gerekli olan yerleri konuşmak istiyorum. Neden 11. eve düşüyor? 11. eve 4 puan veriyoruz. İşte 11. ev hani soylular kategorisinde yine işte 4. ev aile ve kökler bizim en önemli yerimiz doğum ölümü anlatıyor. 7. ev direkt karşı tarafta muhatap olduğumuz yer gibi açıklamaları var bunların. Evler konusunu tekrar gözden geçirebilirsiniz bu açıklamalarla ilgili yine. 3 puan 2. veya 5. evde bulunmasını veriyoruz. 9. evde ise 2 puan veriyoruz ve 3. evde ise de 1 puan veriyoruz. Arkadaşlar yanılmıyorsam burada 6. evi göremedim. Demek ki benim gezegenim 6. evde olduğu için bakın benim gezegenimden puan gidecek. Sanıyorum 8. evden de eksi yine puan alıyorduk. Göreceğiz şimdi. Devam ediyorum. Bu arada ekranımı da büyüteyim şöyle. Evet. Devam ediyorum. Bunlar az önce saydıklarımın devamı bu arada. Ne diyor burada? İşte cazemi ise, işte güneş ışınları altında değilse, yanık değilse, parti trine Jüpiter or Venüs. Yani eğer Jüpiter veya Venüs'le partil, bakın burada partil diyor ama diğer Google'dan bulduğum açıklamada birkaç or müsaade veriyordu. Ama yeni sistemde direkt partilse eğer, neye partilse, gezegen Jüpiter ve Venüs'e eğer tam derecesinde trine yapıyorsa yani üçgen yapıyorsa biz ona 4 puan verecekmişiz. Gezegen yani tesadüfi olarak onur kazanıyor bu gezegene yani iyicillere açı yaptığı için. Jüpiter veya Venüs de sekstil yapıyorsa 3 puan kazanıyor. Bakın Regulus'la kavuşmuşsa eğer bir gezegen biz ona artı 6 puan veriyoruz. Ve Spica ile kavuşmuşsa da 5 puan veriyoruz. Bunun kötüsü zarardaysa eksi 5 puan. Düşüşteyse 4 puan. Peregrin ise eksi 5 puan. 12. evde ise eksi 5 puan. 6. evde ise eksi 2 puan. Yani benim Jüpiter'im artı 6'ydı. Eksi 2 oldu. Ne yaptı? Artı 4 oldu. O Jüpiter'in işte partil karşıtlığı neyle? Bakın şurada göstereyim. Partil conjunction with Mars or Saturn. Conjunction kavuşum demekti. Mars ve Satürn'e kavuşum yapıyorsa veya Dragon's Tail, Moon veya Güney Ay Düğümüne partil kavuşum yapıyorsa eksi 4 puan. Mars ve Satürn arasında kuşatma altındaysa bunların hepsini anlatacağım. Ve buradaki dediğim gibi kaynaktan bu şekilde gördüğünüz gibi ben bu kaynağı niye veriyorum? Çünkü bunlar böyle
kadim metinlerden geliyor. Bu kaynaklar hep bakın dilinin tablosu bu. Türkçesi burada daha bir sadeleştirilmiş, daha bir güzel Türkçe olduğu için, daha anlaşılır olduğu için, çok savaşmadan okuyabildiğimiz için olabilir. Gezegen Güney Ay Düğümü ile partil kavuşumda ise -4 puan. Eğer Kuzey Ay Düğümü ile partil kavuşumda ise +4 puan. Bunların sebebini söyleyeceğim. Ekstradan buna ek olarak arkadaşlar Öner Hoca bu şekilde kullandığı için hani Sizigi'yi falan ekleyen hocalar da belki vardır bilmiyorum. Barış İlhan'dan hiç eğitim almadım. Ama o tamamen klasikçi ve gerçekten çok böyle takdir ettiğim ekolü olmak istediğim o öyle bir ekolü yok da onun öyle bir ekolleri yok yani hani Devrim Yılmazer Hoca, Barış İlhan Hoca bunlar gerçekten benim çok saygı duyduğum kişiler, öğretmenler. Onlar kullanıyor olabilirler, bilmiyorum. Ama Öner Hoca şuranın haricinde ekstradan doğum günü gezegenini, doğum günü gezegenini zaten şuradan görüyorduk, hatırlayın. Pegasus'tan zaten bakın çarşamba günü doğmuşum. Zaten Merkür günü ama yine de şuradan ben horary kısmından şöyle ya da classical kısmından da görebilirdiniz. Şöyle doğum günü gezegenine Merkür'e 7 puan ve doğum günü saatine Hour of Saturn diyor ya arkadaşlar. Satürn'e de 7 puan veriyormuş. Şöyle açayım. Ekstradan doğum günü gezegenine 7 puan eklenir. Harita sahibinin doğum gününün saat yöneticisi olan planet tabloya ilave edilir. Ona da 7 puan eklenir. Totalde en yüksek puan alan gezegen Almütan Figürüs'tür. Şimdi kısmen de olsa buraya kadar anlaşıldı mı? YouTube'dan yorumları görüyorum. Filiz Hanımcığım neden katılamadınız Zoom'dan bilmiyorum ama YouTube'dan da devam edebilirsiniz. Sıkıntı değil. Sorularınız olursa WhatsApp'tan yazarsınız alırım. Anlaşıldığını umut ediyorum. Şimdi bir daha üzerinden geçiyorum Spica'yı. Zaten Algol'ü biliyorsunuz. Hiç meşhurdur yani Algol zaten. 25-26 derece Boğa burcunda Algol -5 puan verir. Gezegeniniz oradaysa eğer Algol ile kavuşumda demektir. Bu arada çok ilginç bir şeye tanık oldum arkadaşlar. Hani geçen şeyle Dilber arkadaşımla konuşuyorduk ya, üzerine biraz araştırma yaptık. Yücelim dereceleri var ya arkadaşlar şu. Bir dakika. Burada değilmiş. Şuraya bakalım. Tamam. Burada değil. Şurada galiba. Bir dakika paylaşımı durdurayım. Evet, tekrar hemen paylaşımını yapıyorum. Şurada vardı ya arkadaşlar hani yücelim dereceleri 19 derecede yücelir işte mantığı da vardı. Hani ay güneş kavuşmuş da biraz ilerlemiş ve hilal fazına geldiğinde artık aradan 14 derece geçtiğinde bakın bununla bunun arasında 14 derece var. 14 derece geçtiğinde artık kendi kendini gösterebilen bir ay olduğu için bu ay burada yücelmiştir diye bir açıklamaları vardı böyle hani günümüze kadar gelen işte Kuzey Ay Düğümü'nün 3 derecesinde Jüpiter'in 15 derecede Yengeç'in 15 derecesinde yücelmesinin başka bir kaynak bulduk. Yine bu sabit yıldızlara çıktı yolumuz. Bunların altında yatan sabit yıldızların enerjileri veya bunun için bir şey var, nakşatra var. Bu nakşatra ile alakalı. Bunların aslında altında yatan onun takım yıldızlarla alakalı derecelerde yücelmeleri, o takım yıldızla uygunlar. Hatta bunlar o takım yıldızlarının tanrıları. O tanrı da kendi makamında yani şeref derecesi olmasının sebebi altında böyle bir şey yatıyormuş. Ben de hiç aldığımız eğitimlerde biz böyle bir şey hani açıklama bulmamıştık. Çok şükür, şükürler olsun. Biz de size aktardıkça bize de açılıyor. O yüzden şükürler olsun diyorum. Bunun sebebi arkadaşlar yine bunun sebebi de nakşatralar, takım yıldızlar ve sabit yıldızlara çıkıyor yani dolayısıyla. Evet, şeye geçecek olursam, devam edecek olursam PowerPoint sunum dosyama.
Sipika'nın 23 derecede benim zaten güney ay düğümümle kavuşumda olduğu için hemen atladım. Bu arada benim hemen atlamalarımı çok sevdiğiniz için teşekkür ediyorum. Şey diyor, bir tane arkadaş yeni izlemeye başlamış. Sedef, canım Sedef, yarın iş görüşmesine gidecekmiş. Ona da dua etmek istiyorum. Sizleri de araya vesile katmak istiyorum. İnşallah hayırlı sonuçlar alır. Bu arada hafta sonu üniversite sınavına girecek çocuklarımız, başta benim kızım, sonra bütün çocuklar, başta bütün çocuklar, sonra benim kızım, fark etmiyor. Hepimizin çocukları inşallah hak ettikleri yerlere gelirler. Emeklerinin, çabalarının karşılığını bulurlar inşallah sistemde. Sedef diyor ki, hocam diyor, bir şey anlatıyordu diyor hoca. Ve diyor, dedim ki diyor, bunu ben Aynur Hoca'ya sorayım, burayı anlamadım dedim diyor. Sonra diyor arkasından, hop siz girdiniz diyor. Böyle yorumlar da çok geliyor bu arada, bu en neti olanı. O yüzden sevdiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Kendimi tutamıyorum arkadaşlar. Atlıyorum. Bazı hocalar saygısızlık olarak algılıyor. Bir hocayla bunun yüzünden biraz sıkıntı yaşamıştık. Yani hani ben bir şey anlatacağım. Sen burada sürekli beni bölüyorsun. Gel sen anlat falan gibi bir durumla karşılaşmadık. Çok yine yol arkadaşlarımdan bir tanesi. Direkt hoca olsa böyle tabii ki atlayamam. Yol arkadaşımdı. Tabii hepimiz artık hocalık unvanını aldığımız için birazcık şey yapabiliyoruz, böyle birbirimize kapris yapabiliyoruz. Sipika 23 derecedeydi. Regulus da 29 derecedeydi ve biz Sipika'yla kavuşumda bir gezegen görürsek 5 puan vereceğiz ekstradan. Regulus'la kavuşum gören bir gezegen görürsek, kavuşumda bir gezegen görürsek 6 puan vereceğiz. Arkadaşlar, çok ilginç taktikler var, teknikler var. Biz çok düşüyoruz, hala düşüyoruz işte, onu diyorum. Mesela şey diyor, seminer veriyor birisi bir arkadaş. Tanımıyoruz ya, yani tanımıyoruz derken böyle ille de birilerine sorup sorup da bulmuyoruz. Yani renk geliyor, reklamını yapıyor. Hangi feleğin insanısın ya da nefsin mertebelerinde hangi gezegensin semineri? Seminere katılıyoruz, bir bakıyoruz ki Almitan hesaplama. Almitan gezegenden bahsediyor aslında. Ya da ne bileyim, koruyucu meleğin kim? Seminerin adı. İşte hani ticaretini çok güzel yapıyorlar. Biz de hala düştüğümüz oluyor yani. Hani tabii hangi gezegenin insanısın? Bunların hepsi Almitan'la alakalı arkadaşlar. Dediğim gibi bunu konuştuk. Şimdi gezegenlerle ilgili bizim temel çıkarımlarımız, yani farz et ki Armütenimiz Güneş'ti. Şimdi Güneş neyi sembolize ediyor? Egomuzu, kişisel çekiciliğimizi, yaşamda kalmamızı, yaşama gelme amacımızı, kendimizi ifade etme şeklimizi, her şeyi Güneş sembolize ediyor haritada. Güneş gerçekten de haritada diğer gezegenlerin hizmet ettiği tek tanrıdır, gezegendir. Yani daha önce konuştuk mu bilmiyorum, işte evrenin tanrısı, yani bizim dünyanın, sizinle konuşmamıştık ama ben bir şey çekmiştim, video çekmiştim, onu da anlatmıştım. Mitolojiyle ilgili bir videom var. Orada demiştim işte evrenin tanrısı gibi Güneş'te haritada. Öyle düşünün yani. Yani sizsiniz o. Yani siz kendinizin tanrısınız. İç veya kişisel gezegenler Güneş, Ay, Merkür ve Venüs'tür. Bu gezegenler kimliği ve öznelliği sembolize eder. Güneş'i söyledik. Ay bilinçaltımızı ve kendimizi ve başkalarını besleme şeklimizi sembolize ediyor. Merkür kimliğimizi ve düşüncelerimizi nasıl düşündüğümüzü, algıladığımızı ve ifade ettiğimizi tanımlar. Haritada baktığımızda Venüs bana neyin zevk verdiğini veya ben başkalarına nasıl zevk veriyorum, bunu sembolize eder. Mars, Jüpiter ve Satürn toplumla etkileşim şeklimizi gösterir. Çünkü onlar toplumla ilgili toplumsal gezegenler artık. Mars çünkü tam arada kaldı. Jüpiter'le Güneş'in arasında, hatırlayın kalde sıralamasını. Saldırganlık, rekabet ve öfkeyle nasıl başa çıktığımızı sembolize eder. Jüpiter dünyayı anlamlandırma şeklimizi sembolize eder. Satürn sınırlamalar ve kurallarla nasıl başa çıktığımızı ve hedeflerimize nasıl ulaştığımızı sembolize eder. Aynı zamanda bunlar aslında nefsin makamları, bu gezegenler arkadaşlar. Küçük küçük bunlara değinmek istiyorum. Çok uzun değil çünkü konu zaten. Haritaya geçeceğiz, merak etmeyin. Kendimi de çok görmeden, sizi de çok görmeden inşallah. Şimdi nefsin tarifi ve mertebe, bununla ilgili gerçekten çok uzun 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 eğitimler almak gerekiyor ki bazı şeyler açılsın. Küçücük, eminim aranızda bu artık bunları kadarını bilen vardır. Çünkü yoksa zaten bu enerjide olamayız gerçekten. Aynı enerjide olamayız. Nefis sözlükte ruh, can. Bu arada bu da
Şöyle bir şeye göstereceğim. Şu ESC yapalım. Yanlış yaptım. Yukarıya geçeceğim. Bunu da ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Şunların hepsini indireyim. Bugün şey yaptım. Bunu da ben bugün şöyle bir kitaptan aldım. Bu kitabı PDF olarak direkt Nevsim mertebeleri yazdığımda bir tez sanırım bu. Bir tez olabilir. Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisiymiş bu. Buradan şöyle bir şeyi Aymüten gezegenlerin size daha ne kadar katkı sağlayabilirim, nereden alabilirim, nereden ekleyebilirim diye şey yaparken bunu indirdim ve buradan aldım bu bilgiyi de. Bu kaç sayfalıkmış? 21 sayfalık. Dilerseniz gruptan paylaşabilirim. Bu bilgiyi oradan aldım yani. Sözlükte ruh, can, hayat, heva, heves, beden ve bedenden kaynaklanan süfli arzular gibi anlamlara geliyor nefs dediğimiz şey. Mutasavvıflara göre insanın nefsini bilmesi, gazap, haset, kibir, kin, şehvet, riya, gaflet, dünya sevgisi, ahiret sevgisi gibi nefsin tabiat ve heveslerinden ne kadar kınanmış ahlak varsa bunların tamamını bırakarak kendini temizlemesi ve bunların yerine İslam'ın emrettiği, işte o İslam'la ilgili olduğu için arkadaşlar şey bunu getirmiş, ama bizim İslam dediğimiz ya da din dediğimiz ya da dua dediğimiz ya da bizim bu dediğimiz durumları çok güzel müzikle karşıladım. Bir daha çalacak olursa mikrofonumu kameramı kapatıp cevaplamam gerekiyor. Biz şimdi İslam olarak görüyoruz bunu, ama arkadaşlar bunu işte Hristiyanlık da farklı bir şekilde anlamlandırıyor. Hiç dini katmadığımızda, sadece Hint felsefesine baktığımızda farklı bir şekilde anlamlandırılıyor. Tamamen dinle alakasız yogayla, yogada da nefsin mertebeleri dediğimiz bizim aslında çakralarımıza denk geliyor. Bunlardan da küçücük bahsettim. Nefis aslında bir tanedir. Ancak içinde bulunduğu duruma göre nefis dediğimiz şey aslında belki de tamamen bizizdir yani. Ancak içinde bulunduğu duruma göre farklı isimlerle ifade edilmektedir. Tasavvuf ehli Kur'an-ı Kerim'de farklı ayetlerdeki isimlendirmelerden hareketle nefsi 7 mertebeye ayırmıştır. Bunları buradan aldım. Direkt kendi herhangi bir ezoterik ya da ne bileyim işte kabalistik eğitimlerimden, notlar değil bunlar, gösterdiğim gibi oradan arkadaşlar. Burayı Öner Hoca'nın mistik astrolojideki gezegenlere atfettiği nefs mertebeleriyle direkt aldım. Nefs-i emmare ay bilinci, nefs-i levvame merkür. Bakın bunlar sizin haritanızda Aymüten olduğunda aslında sizin hangi nefs yönünüzün de çalıştığı ortaya çıkıyor. Hangi çakrada olduğunuzu da birazdan hani göstereceğim. Aymüten gezegen bu olduğunda mesela nefs-i emmare ay, hani kendi kendini kınayan yok. Henüz daha hayatta kalmaya çalışan bir durum. Yani yeni doğmuş gibi. Zaten ay da bizim mesela haritalarımızda ayın bulunduğu yer bizim böyle ölüm kalım savaşı verdiğimizde kaçtığımız yerlerdir. Ay bizim otomatik bilincimizdir. Düşünmeye zamanımızın olmadığı yerlerdir. O yüzden orada düşünce yoktur. Orada otomatik hareketler vardır ayın ifade ettiği konularda. Dolayısıyla bizim haritamızda örnek veriyorum Almüten ay. O çok en zor Almüten şeklidir ay. Çünkü gökyüzünde ay sürekli değiştiği için ve ayın bulunduğu burç konularında kişinin Almüten eğer aysa, o dışarıdaki ay içerideki ayı etkilediği için çok en sıkıntılı olan durum bu diyebilirim yani. Yani tasavvufta da böyle zaten, hani o alt makam. Tabii o olmasa üst olmaz. Yani bunu şey olarak düşünmeyin, hani burayı kötülüyor gibi düşünmeyin lütfen. Nefsi levvame Merkür gezegeniyle ifade ediliyor. Nefsi mülhime Venüs, nefsi mutmainne Güneş. Aslında nefs bir şeyin kendisi, benliği, zatı ve hakikatidir. O yüzden nefsi mutmainne de o hakikate, yani o dereceye ulaşan insanın kendisi demektir. Yani insan olmak aslında mutmainle başlıyor. Hani kamil insan olmak başka bir şey, insan olmak başka bir şey. Yani bu güneş altı, ezoterizmde mesela güneş altı hayvan bilincidir aslında hala. Yani bu haritalarımızda Almüten olacak, biz işte böyle bir hayvan bilincindeyiz gibi bir durum söz konusu değil burada, ama ezoterizmde de mesela güneş altı o bilincin henüz daha nefste kalmış, daha ham kısmı.
Dolayısıyla Venüs arzulardan çalışacak, isteklerden çalışacak. Yani bu kişi arzularına yenik düşebilecek Armüten Venüs olduğunda. Ya da arzularını yönetip nefs-i mülhimeyi artık deneyimliyor olacak. Ya da ne bileyim Merkür kendi kendini eleştiren işte Merkür bilinci sürekli dualite çalıştıran ve kendi kendini kınayan nefs denilen. Kendi kendini eleştirirken tabii okları farkında olmadan başkalarına da ben mesela kendimi eleştirirken aslında karşımdakine laf vuruyor gibi oluyorum. Halbuki ben kendime söyleniyorum yani. Kimseyle benim bir derdim alacağım vereceğim yok. Benim tek sorunum kendimle. Öyle nefsi raziye Mars, nefsi marziye Jüpiter, nefsi safiye Satürn. Enerji astrolojisinde de arkadaşlar gezegenler kullanılıyor. Bize koşullandırılmamız ile ilgili bilgi vererek özgürleşmemizi sağlıyor astroloji. Ancak astrolojinin hikmeti bunun daha ötesinde. Doğum haritamızdaki kodlar vasıtasıyla olan her şeyin içimizde hali hazırda mevcut olduğunu gösteriyor. Bu yüzden içsel ritmimizi değiştirerek dışımızda meydana gelen koşulların ve olayların değişmesi mümkündür. O yüzden hep tasavvufta içe dönülür. İçe dönülür, içe dönülür, içe dönülür. Yani dışarıda bir şey yoktur. Her şey içindedir. Yumurta içeriden, Mevlana'nın yumurta içeriden kırılırsa ancak hayat bulur. Dışarıdan bir tepki alır da o yumurtaya bir hava girecek olursa cılık olur o yumurta. Bebek olmaz yani orada. Dolayısıyla her şey içte başlar. İçe dönmenin önemi o yüzden çok önemlidir. Enerji astrolojisinde de gezegenlerin yine kullanılarak haritalardaki enerjilerine bakılır. Doğum anında alınan manyetik kodlamalar kişiyi yaşamı boyunca enerji merkezleri yani çakralar vasıtasıyla etkiler. Haftaya yanılmıyorsam hocamız bu çakralarla bağlantısını haritanın yani neyi anlatacak ben bilmiyorum. Daha önce ben izlemedim yani arkadaşlar ama Suna hocamıza çok güveniyorum. Hani muhtemelen buna benzer bir şeyler bunu açacaktır muhtemelen bu durumu. Çünkü başka yok. Yani bizim sizi açıkçası sunmaya çalıştığım hocalarımın hepsi kaynak bularak hani böyle kendi üstünden aldığı bilgiyi noktasıyla virgülüyle size aktaran değil de o bilgiyi araştırıp inceleyen doğruluğunu yanlışlığını kanıtlayıp başka kaynaklardan destek alıp bize sunan kişiler. O yüzden hani Suna hocamın da bundan çok ayrı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. O yüzden mesela şuna çok dikkat ettim. Hani şöyle denilmemesi için çok uğraştım. O yüzden sürekli derslerin başında durdum. Hani bir şey farklı bir şey acaba hocalar söyler mi? Söylerse hani ben şimdi farklı bir şey söyleyecek olursam, o hoca da farklı bir şey söylemiş olursa sizin kafanızda soru işareti oluşur mu? Hani hocam dördüncü derste şöyle denilmişti. Beşinci derste işte Suna hocamız böyle demişti. Ama bu böyle mi? Gibi bir durum çok şükür olmadı. Dediğim gibi muhtemelen yani yüksek doğru işte bir tanedir. Yani bu şey Sokrates'in felsefesi gibi ya da ondan öncekinin felsefesi gibi. Onun etkilendiği kişiyi hatırlayamıyordum şu an ama hani doğruyu bulmak için sürekli felsefe yapılıyor ve ortaya yalın hali çıkıyor. Onun gibi düşünün. Biz de bu yalın haliyle size aktarmaya çalıştık. Evet. Bu enerji merkezleri subtil alanların aracılığıyla Güneş sistemimizdeki gezegenlerle etkileşim halindedir. Çakralar düşüncelerimizin, duygularımızın ve enerjimizin maddeye dönüşmesini sağlayan birleşim noktalarıdır. Enerji astrolojisinde arkadaşlar bakın birinci çakra Koç yani Mars yine aynı şekilde Akrep Burcu da Mars yani. İkinci çakra Venüs Boğa Burcu yine Terazi Burcu da ikinci çakra. Yani sen teraziye çıktın ikide değilsin ama o terazi yedinci ev ve yedinci böyle bir şey yok. Bu da ikinci. Şurası üçüncü Aslan Burcu ve dördüncü Yengeç Burcu Ay'la ifade ediliyor ve biliyorsunuz bunlar tek. Beş Merkür, beş Merkür. Evet. Altı Jüpiter bunu göstereceğim birazdan. Yedi de Satürn. Bunu bir de şöyle göstereyim. Siz buna bakınız. Ben de çok küçük bir görüşme yapacağım arkadaşlar. Yanılmıyorsam biri geldi, kapıda bekliyor. Bir, küçücük bir görüşme yapacağım.
Burada arkadaşlar şu kısım var ya, şu kısım. Şuraların anlamları da var aslında. Bunların da böyle Hint, Sanskritçe bunlar. Bunlar Hint de değil yani, daha ötesi. Sanskritçe terimler bunlar. Bu 8, 9 veya 10. çakranın da Sanskritçe terimleri var. Bununla ilgili size yine yaz tatilinde yönlendirmek istediğim bir alan bu alan. Bununla ilgili, bu çakralarla ilgili özellikle mesela tek bir kitap söyleyin derseniz bana, Akif Manaf'ın Evrensel Enerji ve Kundalini Enerjisi diye bir kitabı var arkadaşlar. 70 tane kadar kitabını okumuşumdur. Zaten toplam 75 tane kitabı var yanılmıyorsam. Son 4-5 kitabı hani evrensellikten biraz uzak, biraz maddeye dönük olduğu için yani artık şey yaptı yani, hani biraz itici gelmeye başladı ama Ego Nedir kitabıyla çözüldü bende her şey. Ego Nedir kitabı, işte ölüm nedir, ölüm ötesi var mıdır, Tanrı nedir, kimdir, Tanrı'yı tanımak mümkün müdür? Bu sorularla, söyleşilerle hazırlanan bir kitap. Kitap okumayı sevmeyen kişilerin bile okuyabileceği tarzda bir kitap. Yani söyleşi akıp gidiyor, sanki siz oradaymışsınız gibi. Daha sonra da bilgiyle devam eden, işte nefes çalışmaları, işte yogaydı vesairedi, çakraları tek tek anlatan, Kundalini ile uğraşan, işte bu kanallar, spinalar, yoga ile uğraşan, meditasyonla uğraşan bütün arkadaşlarımıza, uğraşmayan ve uğraşmak isteyen, spiritüel yasaları okuduktan sonra uğraşmak isteyen arkadaşlarıma ya da Kybalion yasalarını edindikten sonra bu kitaplar, çünkü şeyde var arkadaşlar, onları sipariş etmeniz gerekiyor. Atabileceğim kitaplardan değil yani, PDF olarak atabileceğim kitaplardan değil. Dolayısıyla burada bakın, birinci çakra Mulatara diyor ve Mulatara çakrayı Mars da gösteriyor. İkinci çakra Svatsana diyor, Venüs de gösteriyor. Yani bizim aslında bu Armüten dediğimiz gezegen bizim hangi çakrada olduğumuzu da, hangi feleğin insanıyız biz, hangi gezegenin kontrol altındayız. Şurada arkadaşlar Güneş burada Manipura olarak geçiyor. Yani göbek çakrası Türkçesi, Türkçe'de mesela şuna sakral, ikinci çakraya Sanskritçe'de Svatsana deniyor. Siz yani biz genel olarak sakral diyoruz. Şuraya da unuttum yani, bizim terimlerde nasıl kullanıldığını unuttum ama burada bizim tasavvufi astrolojisinde ben öğrendiğim üzere burada bir değişiklik var. Biz mesela ezoterizmde gördüğümüz şunlar yer değiştiriyor. Mars şu üçüncüde. Şu kısmı bilmem ama şuranın en doğru kaynağının Akif Manaf olduğunu söyleyebilirim. Ama bu kısımda siz de artık bir zamandan sonra, ben mesela ille şu mu olacak, bu mu olacak, bana bir kesin bir şey söyleyin, burası ay mı güneş mi arkadaş, bana bunu söyleyin diyen birisi olarak, ben böyle hani bu da olabilir, bu da olabilir dediysem, siz de artık ikisini birden kabul etmeyi öğrenirsiniz bence zamanla. Çünkü İbni Arabi şöyle diyor. Bu nefsin mertebeleri yedi ya. Yedinin içerisinde de kendine ait yediler var zaten. Yani örnek veriyorum, Mars, burası Mars ya. Yani örnek veriyorum, burası Mulatara çakraya. Bu Mulatara çakranın içerisinde de kendine ait yedi katman var zaten. Ya da on katman var. Tüm gezegenler bir balon gibi düşünün. Balon şiştikçe diğerine yapışıyor. Şiştikçe diğerine yapışıyor. Şiştikçe diğerine yapışıyor. Diğerine yapışıyor. Hep birbirlerinin altında. Ve bunlar yavaş yavaş o açılım dediğimiz bu işte bu çakralar, bunlar dönüyorlar. Burada dediğim gibi Akif Manaf'ın kitabında dönüş şekillerinden ve bu arada siz de çalışmaları yaptığınızda çakralarınızı, ben sürekli çalışma yaparken kendi çakralarımın böyle ses dır diye, bazen böyle bazen böyle diye seslerini, bir hızlı çalışmalarını, yavaş çalışmalarını çok fazla dinlemişimdir. Meditasyon yaptıkça o hani açılımlar oluyor arkadaşlar ve haritada Armüten'i hesapladıktan sonra burayla da bağlayıp hangi çakranın, bu arada ben böyle seminere de katıldım, işte hangi çakra, hangi feleğin insanısın vesaire. Gördüğünüz gibi bu az önceki görselle, bu görsel Enerji Astrolojisi kitabından alıntı arkadaşlar. Öner Hoca'nın okulunda sanıyorum hala satışı var. Şu. Astroloji okulunda yani, yanılmıyorsam bunun satışı hala sürüyor bu kitabın. Belki piyasada vardır, belki yoktur, bilmiyorum. Şeyde de vardır, ikinci el kitapçılarda da vardır belki. Çok pardon.
Tekrar merhaba. Çok affedersiniz arkadaşlar. Gelen oldu. Hemen hallettim, geldim. Burada bakın, bu kitabı da temin etmenizi isterim. Yani yazın uzun bir vaktiniz olacak zaten. Çakralarla ilgili ve enerjiyle ilgili çalışırken işte Mars ve dispozitörüne, işte Mars birinci evin ana yöneticisi ya, alttan kafadan düşünün, Koç burcu olduğu için birinci evin yöneticisi ve sekizinci evin yöneticisi olduğu için Mars. Sekizinci evin yöneticisine bakacağız. Mars'ın durumu için ve haritadaki o enerji çakraların çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgi almak için. Birinci evdeki gezegenler, sekizinci evdeki gezegenler, Koç'taki gezegenler ve Akrep'teki gezegenler bizi bu şekilde etkileyecek. Şimdi tekrar dönecek olursam eğer, Ay Müten'i nasıl bulacağız? Peki biz hadi tamam, çakra Mars alt çakraya denk geliyor veya işte Güneş göbek çakrasına denk geliyor ya da kalp çakrasına denk geliyor ya da mütmain olmak demek vesaire demek. Biz haritada hangi çakradayız ya da hangi melek bizim meleğimiz, hangi gezegen meleğiyle doğduk ya da Armüten, haritadaki Armüten figürüs, artık Armüten figürüsünün ne olduğunu iyi kötü her yönüyle anladık. Armüten nedir, nasıl bulunur, bununla ilgili. Haritada eğer ben, bu arada temel asaletleri hesapladınız farz ediyorum, üzerine tesadüfi asaletleri ekliyorum şu an. Haritada ben bir gezegeni MC'de ya da ASC'de görürsem 5 puan vereceğim. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle. Haritayı açıyorum. Kimin? Ha, bu benim haritammış. Dedim dün şeyin haritası olabilir. Bakın. MC burası. ASC burası. Ben bir gezegenin. Bakın, bu gezegeni ben temel asaletlerini hesaplamıştım. O duruyor cebimde. Şimdi baktım, burada benim bir tek Venüs'üm var. Burada hiçbir şeyim yok. Tekrar dönüyorum. Şuraya, bakın şuraya 5 puan yazıyorum. Başka Güneş, Ay, Merkür, bunlar yok zaten orada. 7, 4 ve 11'de bulunan gezegenlere bakıyorum. Tekrar açıyorum. 7. evde gezegenim yok. 4. evde Mars'ım var. 11. evde Merkür ve Güneş'im var. Açıyorum. Mars'a 4 puan, Güneş'e 4 puan, Merkür'e 4 puan veriyorum. Anlaşılır oluyorumdur umarım. Olmuyorsam da harita pratikleri diye bir ders atıyorum tek tek. Yazın da vakit buldukça atacağım. Kardeşimin haritasına bakıyordum. Bir harita nasıl bakılır adlı çalışmamın 6. videosunda kaldım. 7'yi çekeceğim inşallah. Buranın bir kısmını yapmıştım galiba. Geri kalanını yapacağım. Yani vakit buldukça, hani yazın boş kaldıkça mutlaka bunların devamını çekerim arkadaşlar. Oradan da devam edersiniz. İkinci veya beşinci evde bulunun. Bakın böyle dönüp dönüp bakacağım. Şimdi ben teknikleri göstermek istiyorum. Bunları artık siz zaten biliyorsunuz. Düz harekette olma. Şimdi düz harekette olmayı zaten şuradan görüyorduk arkadaşlar. Bakın burada retro değilse eğer. Şurada bakın, benim Venüs'üm düz harekette, Güneş'im düz harekette, Merkür'üm düz harekette zaten. Zaten Ay ve Güneş her zaman düzdür arkadaşlar. O yüzden ben buna, bakın buraya, şurayı unutmayın. Mesela temel asaletlerde bu hatayı yapmıştı arkadaşlar. Örnek veriyorum, Güneş'e 5 puan vermiş Aslan Burcu'nda diye. İşte Aslan Burcu'nda Güneş yine kendi üçlüsünde diye bir 3 puan daha alması gerekiyor. Veya kendi dekanında mı? O dekanında olabilir. Oraya bir puan daha yazması gerekiyor. Bunları es geçmişler. Ya da ne bileyim, işte aynı şey Venüs için geçerli. Anlatabiliyor muyum? Kendi üçlüsünde niye yazmamıştın? Yücelim yöneticisi demiş 4 puan. Kendi üçlüsünde olup olmadığını yazmamışsınız. Öyle olmaz. Tüm puanları vereceğiz. Şimdi düz harekette mi? Arkadaşlar, Güneş ve Ay'a her zaman 4 puanını vereceğiz. Çünkü Güneş ve Ay hiçbir zaman geri harekette yapmaz. Merkür'üm 4 puan, Venüs'üm 4 puan, Mars'ım 4 puan, Jüpiter'im benim retro, bu eksi alacak. Satürn'üm 4 puan düz harekette. Hızlı harekette mi? Arkadaşlar, şimdi buradan sonrasını yine yazılardan devam edeceğim. Hızını göstereceğim çünkü size. Hıza da nereden bakacağımızı göstereceğim. Şimdi şu kalemimi bir alayım, şuraları bir sileyim. Silemedim mi? Silememişim. Şöyle sileyim.
Buradan şöyle görebiliriz. Bir gösterge ortalamadan daha hızlı hareket ettiğinde sorunun sonucunu hızlandırır. Bir gösteren ortalamadan daha yavaş hareket ettiğinde işler yavaş ilerler. Dorotus yavaş gezegen hareketinin Satürn'ün doğasında olduğunu söyler. Şimdi bu hızlı ve yavaş hareketle ilgili küçük bir cümleydi arkadaşlar. Gezegen hızlıysa yani o harita hareketli ve puan alabilecek bir gezegene sahiptir. Eğer gezegen yavaş hareket ediyorsa o gezegen problem yaratır haritaya. O yüzden biz gezegen hızlıysa o gezegene puan vereceğiz. Gezegen yavaşsa o gezegenden puan alacağız arkadaşlar. Gezegen retrodaysa da o puan alacağız. Gezegen düz hareketteyse puan verdik. Gezegen geri hareketteyse puan alacağız. Gezegen hızlı hareketteyse puan vereceğiz. Gezegen yavaş hareketteyse puan alacağız gibi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? O yüzden biz bu gezegenlerin hızını bilmek durumundayız. Ben de hala ezberlemiş değilim. Solar Fire zaten bana hızlı mı yavaş mı gösteriyor. Ama yine de buradan şöyle bunu bir kağıda kaleme yazıp önümüze almamız gerekiyor arkadaşlar. Genel olarak birkaç tanesini ezberlemişliğim var işte. Mesela Jüpiter'in 4 dakika ile 9 dakika, 5 dakikaya yakın hareket ettiğini biliyoruz. Ayın 10 günde ortalama 13 derece hareket ettiğini biliyoruz. Zaten Merkür, Venüs ve Güneş'in günde 1 dakikaya yakın, yani 1 dereceye yakın daha doğrusu, 1 dereceye, 59 dakikaya yakın hareket ettiğini zaten biliyoruz. Aklımızda tutmamız gereken işte şu Mars, o da 2,5 günde bir burç değiştirdiği için 2 günde bir, hatta şöyle bir burç 59 dakika ise, yani bir derece olacak ya bundan sonra, 59 dakika 60 saniye, hatta şöyle yapalım, bir burç bu kadarsa bunun 30 dakikası, yani 30'un 60'ın yarısı, yani bir günde yarım derece, yarım derece, bir derece değil de yarım derece ilerliyor. Satürn'de 2 dakika. Bir günde 2 dakika. Ve şu an arkadaşlar gökyüzünde benim bu şeyimin de sebebi aslında Satürn, bu iyice dilimin dolaşması. Hakikaten yani Satürn'ü suçlamak için söylemiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu an gökyüzündeki şeyi göstereceğim size. Durumu göstereceğim. Şimdi güncel olduğu için göstereceğim. Güncel. Bakın şu anın haritası bu. 21-22'de ben bu haritayı açmışım. Pages'ı açıyorum. Bu arada bakın Satürn saati 21-22'de Satürn saatiymiş. Şimdi geçmiştir de şimdi kova yükselmiştir muhtemelen. Hatta now yapayım. Edit diyorum. Edit chart. Evet, ok diyorum. Hala oğlakmış ve 29 derecede, analitik derecede. Şimdi Pages'a geldim arkadaşlar. Horary'i açıyorum. Ve size şurada ilginç bir şey göstereceğim. Bakın burası Satürn. Tamam mı? Hızlara da biz buradan bakıyoruz. Travel yazan yer hızdır. Bakın ay diyor 12 derece 51 dakika. Zaten bizim ayımız 13 derece ya normalde. 13 derece 10 dakika falan. Yani bu ortalama, ben buna puan veririm bu gezegene. Ama eğer işte 12-30'dan geriye düşmüşse ben bu puan gezegene puan vermem. Hızlı harekette demem. Bakın burada zaten bak buna moon is slow diyor. Bakın bu bile puan vermiyor. Buraya puan vermiyor. Ben 12-30'dan sonrasına puan vermem. Yani yavaş derim artık. Sizler bunu zamanla kendi puanlama sisteminize göre, yani ben buna ille 13 derece 10 dakika olduğunda ya da 13 derece 10 dakikadan hızlı da hareket edebilir bu arada. Benim gösterdiklerim ortalama hız. Çünkü bakın şu Merkür, bakın 1 derece 48 dakika hareket ediyor. Bakın ben size ortalama hızı gösterdim şurada. Ortalama hız 59 dakika. Ve şu an görün gökyüzünde neredeyse 2 dakikaya yaklaşmış. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bakın Merkür 7 derece ikizlerde resmen ayakları arkasına değen at gibi koşuyor. Yani hızın bu kadarı. Mesela ben şuna yavaş derim arkadaşlar. Şu Venüs'e yavaş derim. Artı 51 görüyorsunuz değil mi? Normalde 59 dakika olması gerekiyor ya da 1 derece olması. Bazen Merkür'ün bu arada 2 dereceyi geçtiği oluyor arkadaşlar. Bazı durumlarda Merkür hızını, mesela ilerleyen dönemlerde bu Merkür daha da hızlanacak muhtemelen. Çok hızlanacak hatta. Astronomik olarak bunun gökyüzüyle, yeryüzüyle çekim güçleriyle alakası var arkadaşlar. Astronomik olarak işte bunlar birbirlerini çektikçe, ittikçe hızlanıp yavaşlıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunların bir mantığı var. Bunların mesela Merkür'ün hızlanmasının sebebi Güneş'e yaklaşması.
İşte ayın yavaşlamasının sebebi güneşe yaklaşması, ayın hızlanmasının sebebi güneşin karşısına geçmesi. Satürn'ün retroya gitmesinin sebebi güneşe karşıtlık yapamaması gibi bir sürü şeyi var. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü çekim güçleriyle biz onları, bu arada retro konusunu yanılmıyorsam işlemiştik. Küçük de olsa girilmişti. Yine Sedef arkadaşıma rica etmiştim. Retro konusu üzerinde bize sunum yapacaktı. Ona birkaç tane kaynak attım. Aslında üç tane arkadaşıma aynı kaynakları attım. Aynı ricada bulundum. İkisi tamam demişlerdi. Ama sonradan tahmin edebildiğim için ben de. Belki ben enerjiyi o alanda çalıştırmışımdır ama her zaman zaten böyle sağlamcılık yapmaya çalışırım. İkisi hani şey yapmadı, yapamayacaklarını söylediler daha sonra. Sedef'ten ses gelmedi. Yarın işe girerse o sunum biraz şey olur. Bizim için hayal olabilir ama bilmiyorum. Yine de hem çalışıp hem hazırlayabilir, bize böyle bir katkıda bulunabilir. Tüm gezegenlerin tek tek retro anlamları, hangi burçta retro yaparsa ne anlama gelir? Bununla ilgili birçok kaynağı birleştirip bize sunmaya çalışacak. Hazırlığı da devam ediyor yanılmıyorsam. Hani inşallah işi de olur, işi de rahat olur, işte hem astroloji çalışabilir hem de işini yapabilir inşallah, öyle diyeyim. Devam ediyorum. Mesela Mars neydi? Mars 30 dakikaydı. Bakın Mars'ın hızını görün, 35 dakika olmuş. Şimdi size asıl bombayı göstereceğim. Satürn 4 2 dakikaydı normalde. Jüpiter 4 dakika 59, 4.59'du. Arkadaşlar bakın Satürn'e bakın. 0 dakika 11 saniye. Şu an gökyüzünde zaman durdu. Yani şu an es değil de bakayım Satürn es mi? Hayır. Ama birkaç gün sonra burada bir siyah es göreceksiniz. Daha sonra kırmızı es olacak. Sonra da RX olacak. Bu neden beni bu kadar etkiliyor? Yani herkes böyle mi oldu? Hayır. Birazdan anlatacağım. Konum bittikten sonra oraya gireceğim. Bakıyorum burada Jüpiter. Bakın bunları artık hani şurayı Satürn, Jüpiter, Mars için doğusal olmayı da göstereyim. Düz hareketliği gösterdim arkadaşlar. Güneş ve Ay'a 4'er puan veriyorsunuz. Ben bütün hepsine verdim. Hızlı hareketli olmaya bakıyorsunuz arkadaş. Güneş içinde, Ay içinde bakıyorsunuz arkadaşlar. Moon is slow diyor. Vermiyorsun. Güneşe bakıyorsun 57 dakika yavaş vermiyorsun. Merkür'e bakıyorsun hızlı puanını veriyorsun. Venüs'e bakıyorsun yavaş vermiyorsun. Mars'a bakıyorsun hızlı puanını veriyorsun. Şu an bu gökyüzünün transit haritasındayız yani. Puanını veriyorsun. Mesela Satürn retro olmak üzere ama düz harekette olduğu için ona puanını veriyorsun. Tamam mı? Ama ağır olduğu için hızlı olan puanı vermiyorsun. Ondan sonra devam ediyorum. Ha, Satürn, Jüpiter, Mars için doğusal olma. Şimdi bu doğusal batısal mevzusuna gelelim. Normal açmak istiyorum. Ha. Şimdi arkadaşlar Satürn, Jüpiter, Mars için yani ağır gezegenler için ağır gezegenlerin biz Güneş'ten önce doğmasını isteriz. Böyle hafif gezegenlerin de güneşten önce doğmamasını isteriz. Güneşten sonra doğmasını isteriz. Bunun nedeni? Şöyle göstereceğim. Bunu söylersem hani burayı görürseniz şeyi kafanızda oturtabilirsiniz. Doğusal batısal diye kafanızı karıştırmayın. Şöyle haritayı ilerletin. Güneşi ASC'ye getirin. Böyle yapayım. Biraz daha hızlandırayım. Saat. Güneşi ASC'ye getirdim. Bakın Merkür Güneş'ten önce doğmuş. Doğru mu? Yani Güneş'e göre doğusal olmuş. Bakın Venüs aşağıda kalmış. Güneş doğacak. Venüs, bakın bir saat geçti. Güneş doğdu. Venüs daha doğmadı. Yani sabah bugün yani 16 Jun yarın sabah saat 6.08'de Güneş doğacak. Venüs daha doğmamış olacak. Şimdi biz burada bu Merkür'e puan vermiyoruz. Çünkü biz Merkür, Venüs'ün batısal olmasını isteriz. Ağır gezegenlerin Jüpiter, Satürn, Mars'ın da doğusal olmasını isteriz. Şimdi ben bu haritada Jüpiter'e ve Satürn'e
Güneş'e göre doğuda oldukları için, bakın doğuda yani güneşten önce doğdukları için puan vereceğim. Mars'a puan vermeyeceğim. Geliyorum hemen, tablomu açıyorum. Satürn, Jüpiter, Mars için doğusal olma. Mars'a vermiyorum. Jüpiter'e 2 puan veriyorum. Satürn'e de 2 puan veriyorum. Mars'a puan vermiyorum. Venüs, Merkür için batısal olma kısmında Merkür'ümüz maalesef o kadar şanslı değildi ama Venüs'ümüz 2 puan aldı. Arkadaşlar bakın şurayı unutmayın. Venüs 2 puan aldı ve neden? Batısal olduğu için. Bu bizim hani şu meşhur Afrodit Merkür'ümüz vesaireniz var ya, onunla da çok ilgili. Bakın bu Merkür şu an güneşten önce doğmuyor. Çünkü biz zaten güneşten önce doğarsa o sorumlu Venüs olarak algılamıştık, hatırlıyor musunuz? Bir Afrodit vardı, bir Lucifer vardı, bir Nemesis Venüs'ümüz vardı, Venüs'ümüz vardı. Ama şu an puan alıyor bu Venüs haritada. Çünkü güneşten sonra doğacak. Arkadaşlar bu Merkür'de puan alamıyor. Bunun şimdi şöyle bir mantığı var. Bu gezegenler her ne kadar bu tarafa doğru doğsa da, hatırlıyorsanız hani anlattım ya geçen hafta astronomik olarak. Okurken biz bu tarafa doğru okuyoruz, öyle değil mi? Şimdi bu Merkür 8 derecede ya. Bu Güneş de 24 derecede. Bu Merkür, bu Güneş 1 derece ilerlerken günde, bu Merkür neredeyse 2 dereceye yakın ilerliyor. Dolayısıyla gelecek bu Güneş'e yapışacak ve yanacak. Ve bu Merkür zarar görecek. Ama Jüpiter ve Satürn Güneş'e yaklaşamayacakları için, uzak ya bunlar, ağır gezegenler. O yüzden bunlar puan alıyorlar ama hızlı gezegenler Güneş'ten önce bu tarafta kalsın. Yani Güneş'ten sonra doğsun ve bu tarafa doğru gitsin. Güneş de onları yakalayamasın. Bakın burada ağır gezegenlerin Güneş'ten önce doğmasını istiyorduk ama bu Mars o kadar şanslı değil. Ne olacak şimdi biliyor musunuz? Mars ağır hareket ediyor, Güneş hızlı hareket ediyor bu sefer de. Bir dereceyi bir günde alıyor. Bu o sırada daha yarım derece gitmiş olacak. Dolayısıyla bu Güneş gelecek buraya, bunlar çakışacaklar. Biz bunu klasik astrolojide istemiyoruz. Buna problemli diyoruz. Bakın karma astrolojide de bu istenmez. Bakın şöyle söyleyeyim size. Mesela ilerleyen zamanlarda Ağustos'ta bas bas bağırılacak. İşte Venüs Afrodit pozisyonunda, en kötü zamanlar Nemesis pozisyonunda vesaire. Hani bunlar böyle patlayacak. Bu şeyin o zamanın her zaman aynı şey, aynı dava. İşte bu Venüs buraya gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu bu Venüs bu tarafa gidecek de. Şimdi gidiyor da. Yarın retroya başladığında böyle bu tarafa gelirken, bu da bu tarafa doğru geri geri gelecek. Bunlar kavuşacaklar, Güneş ve Venüs. Bu arada Aslan burcunda olacak bu iş. Nemesis olacak. Orada bir karanlık olacak. Daha sonra Venüs bu tarafa gelecek. Güneş burada kalacak arkadaşlar. İşte o zaman biraz Venüs puan almayacak. Kötü de durumlar düşmüş olacak. Tabii bu her zaman olan bir şey arkadaşlar. Yani bu ilk defa bugün olan bir şey değil. Sürekli olan bir şey. Bunu görmek gerekiyor sadece. İşte bakmakla görmek arasındaki fark bu arkadaşlar. Bunu görmek gerekiyor. Bu arada altın ve dolarla ilgili birkaç yorum yapmak istiyorum ve genel olarak bunu hani astrologların bilmesi gerekiyor, öğrencilerin bilmesi gerekiyor. Dolar yükseldi, aldı başını gitti. Altın yükseldi, aldı başını gitti vesaire. Bakın, bir gezegen Venüs zaten altın, dolar ve yeraltı kaynakları da ilgilidir arkadaşlar. Ve girer girmez bakın burada şu Aslan burcuna girdiğinde, tam Aslan'ın sıfır derecesindeyken, bu Plüton da sıfır derecedeydi. Tam karşı karşıyalardı ve Kova burcunda sıfır derecedeydi, hatırlayın. Neden geriye alıp da size göstermiyorum? Hemen geriye alayım. Bakın bu sıfır derecede, iki derecede. Evet, geldi sıfır dereceye. Tam karşısındayken giriş yaptı bu şekilde. Plüton da tesadüf eseri karşıdaydı işte arkadaşlar. Bu kısım her zaman olacak bir şey değil. Bakın bu karşıtlık her zaman olacak bir şey değil. Venüs yılda işte her retro yaptığında güneşle kavuşup tekrar Afrodit pozisyonuna dönebilir. Sonra tekrar kavuşup
tekrar ileriye gidebilir, güneşi geçebilir vesaire olabilir. Ama Plüton jenerasyonları ilgilendirdiği için bu biraz farklı bir durum. Her zaman olan işte Kova burcuna girip de Plüton, daha önce Venüs. Bu arada Plüton'un bulunması ne zaman oldu yani? Öyle bir çok fazla elimizde zaten istatistik yok ama bakın girer girmez karşıtlık yaptı ve petrol, mazot, benzin fiyatlarına zam geldi. Ve bir gezegen arkadaşlar retro yapacağı burca girdiğinde, yani bunun da kaynağı hani herhangi bir kitap değil, benim de aldığım eğitimlerden ve kendi gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar. Bir gezegen bir burca retro yapacağı burca girdiğinde, yoksa yengeçten de geçti retro yapmadı, işte Merkür geliyor boğadan geçti, işte ikizlerden geçecek vesaire. Retro yapacağı burca girdiğinde ilk olarak kötücül özelliklerini ortaya çıkartır. İşte bu altının yükselmesi, doların yükselmesi vesaire. Ama her zaman Venüs retrolarında altın düşer arkadaşlar. Yani dolar düşer. Hani böyle çok yükseldi ya. Venüs'ün retrolarında böyle özellikle Aslan burcunda zaten beklenen bir şey bu. Finans astrolojisi konularında bunu daha da derinine gireceğiz. İşte Jüpiter'in özellikle Jüpiter'de yine parayla, servetle alakalı olduğu için o da bir burca ilk girdiğinde, yani retro yapacağı burca girdiğinde burcun bütün kötücül özelliklerini ortaya çıkartır. Boğa burcunda Jüpiter girdi ve gerçekten hani gerçekten bakın burada şunu görün arkadaşlar. Bakın bu Jüpiter Apex'te kalan bir Jüpiter ve Venüs, Plüton, Jüpiter. Bakın yeraltı kaynakları, dönüşümler, zenginlik, miraslar, kültürler, krizler, Venüs, para, şan, şöhret, mülk, gösteriş, işte yani güzellik, estetik, zarafetle ilgili, iletişimle ilgili, işte ikili ilişkilerle ilgili her şey Jüpiter'de burada. Yani bu finansla ilgili, finans gezegenimiz zaten iki tane, Jüpiter ve Venüs'tür arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar bakın tekrar Apex'inde bir giriş yaptılar. Bizim ingres haritalar denilen bir durumumuz var. Gezegen burca girer ve ingres yapmış olur. Yani biz onun o burca girdiği anın burçtan çıkana kadar ki durumunun o ilk gösterge olduğunu biliriz. Biz burçtan çıkana kadar o ilk göstergenin açılımıdır artık. Mesela bu girer girmez bu etkiyi yaptı ya, artık buradan çıktıktan sonra bile yani buradan çıktıktan sonra derken bu burçtan çıkana kadar biz bu etkileri burada gözlemleyeceğiz genel olarak. Bunun açılımıdır. Şu anı doğum haritası gibi düşünün. 6 Haziran anını ve bugün 15 Haziran'dayız. Üzerine yeni bir harita ekleyip bunun ilerletilmiş şekline bakıyoruz gibi düşünün. Yani bu bizim giriş haritamız ve bu bakın koskocaman bir Grand Cross oluşmuş. Güney Ay Düğümü de burada. Kuzey Ay Düğümü de olaya dahil. Evet, devam ediyorum şimdi. Venüs Merkür için batısal olma. Anladık değil mi burayı? Satürn Jüpiter Mars için doğusal olma. Anlamadınızsa bir daha izlersiniz arkadaşlar. Bakın diğer dediğim gibi pratik dersinde de ben bunu anlattım. Ayın ışığının büyümekte olması demek dolunaya kadar olan kısım büyümektedir. Dolunaydan hemen sonra 181 de olsa küçülmektir arkadaşlar. 181 yanlış şeyler de söyleyebilirim diye hani gerçekten kendi kendime şey yapıyorum. Yanlışım olursa düzeltebilirsiniz beni arkadaşlar mikrofonunuzu açıp. Yanık ve güneş ışığına maruz değilse, yanık ve güneş ışığına maruz kalmanın yanığın 8,5 dereceye kadar olduğunu, güneş ışınlarına maruz kalmanın yanılmıyorsam 17 dereceye kadar olduğunu biliyorduk. Güneşin kalbinde olma, güneşin bir gezegenle 8,5 dakikalık gibi. Bunların şeyleri var arkadaşlar. Göstereceğim birazdan. Açacağım. Dakikasının derecesini yazıyor. Venüs Jüpiter ile partil, bunu biliyorsunuz artık. Kavuşum nedir biliyoruz zaten. Venüs Jüpiter'i tanıyoruz. Kat ile partil kavuşumdaysa 4 puan vereceğiz gezegene. Venüs ile Jüpiter, bakın Merkür'ün Venüs ile Jüpiter partil üçgen yapmış, 4 puan vereceğim Merkür'üme. Güneşim yapmış, Güneşime 4 puan vereceğim. Ayım yapmış, Ayıma 4 puan vereceğim. Venüs Jüpiter ile partil altmışlık yapmışsa 3 puan vereceğim. Hangi gezegenim yapmışsa? Arkadaşlar açılar konusunu tekrar burayı anlamazsanız gözden geçirin.
Regulus ile kavuşum yapmışsa 6 puan. Bunu anlamazsanız sabit yıldızlar konusunu tekrar gözden geçirin. Tesadüfi zayıflık olarak 12. evde ise gezegen, bunu artık biliyorsunuz. 8. 6. evde ise hangi gezegen olursa olsun veriyorsunuz eksi 2 puanını. Geri harekette ise, geri hareketini şuradaki R yazan, bakın Rx yazıyor. Bakayım, normal gezegenlerimizde şu an geri hareket yok. Dediğim gibi Satürn çok ağırlaştı, o geriye gidecek. Yavaş harekette, arkadaşlar az önce hızlı harekete bakmıştık ya, yavaş hareketi gördük burada, eksi 2 puan vereceğiz. Satürn, Jüpiter, Mars'ın batısal olma. Bakın, ben bu Mars'a, şurada Mars'ın batısal olduğu için, Güneş'in, Güneş burası, burası Doğu, değil mi? Batısal olduğu için ben bu Mars'a eksi 2 puan vereceğim. Bakın, bu Jüpiter'le Satürn'e artı 2 puan vermiştim. Buna eksi 2 puan vereceğim. Bakın, bu Venüs'e Güneş'i, Güneş'ten önce bu tarafta olduğu için yani. Bakın, burada Güneş'ten gitmiş, gidiyor, geçmiş, gitmiş, bu tarafa gidecek. Aslan'da. Başak, terazi vesaire yapacak. Gerçi şu an puanını alsa da yarın geri buradan buraya geri yapacak. Toslayacak da. Şimdi ama şu an Doğan'a puanı vereceğiz arkadaşlar. Şöyle bir sileyim. Bu batısal olma kısmını anladınız. Venüs, Merkür, bunları, burayı anladınız. Ayın küçük, ışığının küçülmekte olması artık dolunay fazından sonra küçülmeye geçiyor. Eksi 2 puan vereceğiz. Benim haritamdaki mesela Ay, Güneş, Karem var ve küçülüyor artık. Eksi 2 puan. Yanık olma. Yanık olmanın ne demek olduğunu konuştuk yine. Yani cazimi değil, işte güneş ışınlarına maruz artık. Yani yanık yani. Güneş ışınlarının altında olma eksi 4 puan. Satürn, Mars ile partil kavuşum eksi 5 puan. Güney ay düğümü ile, nasıl kuzey ay düğümüne puan verdiysek artı 4 puan. Güney ay düğümüyle kavuşmuşsa da eksi 4 puan vereceğiz. Satürn Mars arasında kuşatma. Şimdi kuşatmayı vesaireyi göreceğiz, tamam mı? Partil, kare, Algol ile kavuşum. Şu kısımları biliyorsunuz, sadece kuşatmayı bilmiyorsunuz. Şimdi orayı da göreceğiz. Açı yapan iki gezegen üçüncü gezegene ışığı aktarır. Işığı toplar, ışığı engelleyebilir arkadaşlar. Bir açı iki gezegen arasında 32 tane olasılık vardır. Bu da kitabın adı açılarla ilgili bir kitap. McQueen mi ne? Öyle bir şey yazarın adı valla. Astro Queen mi? Böyle bir şey. Ya, bulunca atarım arkadaşlar. Bu benim bu arada Horary ders notumdan alıntılandığı için, bakın şuradaki sayfalar farklı. Bu farklı yani. Bu eski bir dosya. Şuraları yeni ekledim. Bu benim Horary sunumundan birkaç parça aldım. Tamamı değil. Orayı hazırlarken ki kitaptı, adını hatırlayamadım şu an. Evet, bunu konuştuk. Ortalama günlük hareketi konuştuk. Işıklar hızlı planetler tarafından taşınır. Yani Ay ışığı taşır. Merkür ışığı tanıştır. Venüs ışığı taşır. Güneş aslında ışığın kendisidir. Mars yine ışığı taşır, alır, hapseder, absorbe eder, geri püskürtür. Güneş sistemi içinde Güneş, Ay ve diğer gezegenlerin manyetik sinyaller aracılığıyla birbirlerine mesajlarını adeta telgraf çektiği, birbiriyle bağlantılı gezegen alanları ve rezonanslarından oluşan bir ağ gibi çalışırlar. Yani bunlar birbirleriyle sürekli etkileşim halindeler. Bakın, aralarında açı yokken bile nasıl iletişim halinde olabiliyorlar, onu göreceğiz şimdi. Evet, biz buna monyeti duymamışsınızdır. Aslında duymanız da gerekmiyor. Çok da önemli değil ama olur ki monyeti bize Aynur hocam anlatmamıştı dersiniz diye. Monyeti kavramı bir de iki gezegenin arasında verdiğimiz açı orbunun yarısıdır. Monyeti dediğimiz şey budur. Yani şey gibi, mıntıkası, onun mıntıkasına girdim. Daha onunla hani yaklaşmadım ama mıntıkasına girdim artık hani. Bahçe kapısından içeriye girmek, odanın kapısından içeriye girmek ya da işte dış kapıdan içeriye girmek gibi. Odanın kapısından içeriye girdin miydi? Artık zaten kavuştun, gittin. Güneşin orbu 15-17, monyetisi bakın tam yarısı. 15 ise 7,5, 17 ise 8,5 gibi. Moon yani ayın 12, 12 ise 6, 12,5 ise 6,25 monyetisi.
Ve şuradan da Solarfire'dan da Moiety ile ilgili yani açı orbları aslında bu. Şöyle aspects set planets editleyeyim. Şuradan yanılmıyorsam ayarlanıyordu. Bak şurada bakın use Moiety bunu şöyle use planet orb rations diyor. Moiety harf planı yani ben açı orblarının yarısını kullanmak istiyorum diyorum. Select dedim. Bakın yarısıyla tekrar ekleme yaptım veya çıkarma yapılıyor. Artık kafanızı karıştırmanıza gerek yok ama bilmedik demeyin diye buraya ekliyorum. Moiety denilen şey orbun yarısıdır. Bununla ilgili uzun uzun hesaplamalar yapıp kafanızı karıştırmanıza yani bunu şey yapmanıza gerek yok. Evet, şimdi ışık taşımayla, kuşatmayla, engellemeyle ilgili konuşacağım ve dersi bitireceğim. Artık birkaç slaytım kaldı arkadaşlar. Sonra dersi bitirmeden önce biraz pratik yapacağım tabii. Şeyi bitireceğim, notlarımı bitirmiş olacağım. Şimdi balık burcunun şurada 17 derecesinde bir ay görüyoruz. Doğru mudur arkadaşlar? Bir de Mars var burada 26 derece boğa burcunda. Bir de burada Merkür var 15 derece başak burcunda. Bakın bu başakla balık karşı akslar değil mi? Bunlar karşı karşıyalar öyle değil mi? Bu ay Merkür'e ne yapmış arkadaşlar? Karşıtlık yapmış. Ve ne yapıyor? Mars'a açıya gidiyor. Doğru değil mi? Bu toprak elementi, bu su elementi. Bunlar birbirlerini beslerler. O yüzden hani elementsel olarak düşünün önce. Ama bu 26 dereceye geldiğinde bunlar parti sekstil yapmış olacak, değil mi? Balık burcundan boğa burcuna. Merkür Mars'a doğru açıya gidiyor. Ancak Merkür Mars'a açı yapmadan şu Merkür de bu arada bakın bu 17 derecede, bu da 15 derecede. Bu da buraya 26 dereceye geldiğinde 120'lik yapacak partil. Burayı görebildiniz mi burayı da? Merkür Mars'a açı yapmadan bu ay önce 26 sekstil yapacak. Hatta 2,5 günde bir ilerlediği için bu buraya kavuşacak bile. İşte bunun mantığı ışığın taşınması arkadaşlar. Bu mantık bir kere önce küçücük bir mantığını anlattım. Işık böyle taşınıyor. Yani bu burayla açı yapmadan önce bu burayla açı yapmış ve buranın bilgisini buraya aktarmış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Bakın bu daha buraya açıya gidiyor. Bu Mars'la açıya giderken bu Merkür hızlı ilerliyor ya, açıyı yapacak olan Merkür. Açıyı alan ne? Mars ağır ilerlediği için. Her zaman ağır ilerleyenler açıyı alırlar. Açıya gidenler, açıyı yapanlar hızlı gezegenlerdir. Bunu konuştuk harmonikler dersinde. Dolayısıyla ışığın taşınmasını ay gerçekleştirmiş oluyor. Devam edecek olursam. Evet, bir cümle daha eklemişim. Işık taşıma işleminde her zaman anlattığım cümleler genelde aralarında açı olmayan iki gezegene üçüncü gezegen olarak müdahalede bulunurlar. Beş temel açıyla ama. Malefikler arasındaki ışık nakli kötücül olsa da eğer aradaki açı iyicilse yani Satürn ve Mars olsun ama 120'lik açı olsun yani iyicil açıyla bir kapanış olacak artık. O zaman durum olumlu. Yani harita sahibi için de konuşabilirsiniz bunu. Dediğim gibi bu aslında horary notları ama burada o kuşatma altındayı anlayabilmek için buralara küçük küçük girmem gerekiyor. Açının rengi kötü olursa olay iyi sonuçlanacak ama küçük pürüzler yaşanılabilecek diye yorumlanabilir. Bunun natal harita dediğim gibi natal haritanın kökeni horary'den gelme. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Evet, Merkür, bakın burada Merkür'e bakın arkadaşlar. Merkür ikizler burcundaki güneşi görüyor mu? Onu söyleyin bana. Açı var mı yani? Aversiyon durumda. Aversiyon ne demekti? Görmeyen. Yani sağ omuzda, sol omuzda görmeyen ya da tam karşısının altında bu tarafında. Aversiyon bir açı, gezegenin diğer bir gezegenini görmeme durumu. Merkür güneşe aversiyon durumda. Ve Jüpiter'de gördüğünüz gibi güneşe aversiyon durumunda. Çünkü bu burçta bu burçta. 30 derecelik açı var ve biz buna majör açı olmadığı için aversiyon diyoruz. Aralarında açı olmayan gezegenler ışığın aktarılması yoluyla irtibat kurarlar. Nasıl oluyor bu? Bakın Merkür Jüpiter'e kavuşup Jüpiter'deki bilgiyi alıp güneşe götürüyor ve bunlar aslında birbirleriyle iletişim halindeler diyebiliriz.
Kendinden daha hızlı hareket eden gezegenlerin gücünü teslim alması, ışığın toplanmasıdır. Bakın arkadaşlar, burada şu Satürn, bu Güneş'le Merkür'ün gücünü topluyor. Bakın bu 26 derecede 28'e geldiğinde buraya seksil açı yapmış olacak. Bu 26 derecede 28'e geldiğinde buraya trine açı yapmış olacak. Bakın bunlar partil karşıtlıklar. Bunu şöyle düşünün. Güneş şey aymış bu arada. Güneş nereden çıktı? Aymış. Görmedim. Şeyler var aşağıda. Zoom'un kalemi falan var. Göremedim ay olduğunu. Annemle kardeşim kavga ediyorlar. Tam karşıtlık. Ama birkaç derece sonra bu Satürn sayesinde, yani biz buna, mesela benim haritamda bu açı olmuş olsa, ben desem ki annemle kardeşim kavga ediyor. Ama bu kavganın sonunda kardeşim evden çekip gitmiyor. Ben natal harita okuması yapıyorum şu an. Ne oluyor biliyor musun? Dedem o kadar tatlı ki anneme ayrı anlatıyor, baba kardeşime ayrı anlatıyor ve ikisinin arasındaki bu sertliği yumuşatıyor. İşte açıları üçüncü bir kişiye bağlamak böyle olur arkadaşlar. Yani bizler hani iki gezegenin açısı bu bununla karşıtlık yapar. Peki hocam, bu bununla karşıtlık yaparken bakın başka bir gezegenle daha iletişim var bunun. Bir tane de bu taraftan var. Peki bunu göz ardı mı edeceğiz? Hayır. Bunları bu şekilde hikayeleştireceğiz. Hikaye bilmeniz için mitoloji kitapları okumanız gerekiyor ayrıca arkadaşlar. İki gezegenden daha ağır hareket eden üçüncü gezegen, kendisinden daha hızlı hareket eden iki gezegenin ışığını kendinde topluyor. Bu görselde Ay ve Merkür Satürn'den daha hızlılar ve kendilerinden daha yavaş olan Satürn'e güçlerini temsil edecekler. Işık toplanırken açılar iyicese haritadaki karşıt açıya yumuşaklık sağlanır. Evet, İhsan'da bulunma, eğer bir gezi, bakın bu İhsan'da bulunma bile yine asaletlerden şeyini alıyor. Eğer bir gezegen kendi yöneticiliğindeyse diğer gezegenlere, yani içerisinde bulunan gezegenlere ihsanda bulunur. Yani güç verir onlara. O yüzden gezegen kendi asaletinde olsun her zaman isteriz arkadaşlar. Bir de ışığın engellenmesi var arkadaşlar. Ya da yasaklanma, engel olma, yasaklama kuralı diye bir şey var arkadaşlar. Bakın bu Merkür Mars'a açıya gidiyor. Yani açı yapacak. Ama Ay ondan önce açı yapmış. Bakın burada bu Ay Merkür'le Mars'ın açı yapmasını engellemiş ya da yasaklamış ya da hani bu ondan önce ona dokunduğu için bunların arasını bozacak diyebiliriz. Hani Merkür Mars'la iletişime geçse belki böyle bir sorun olmayacak. Hani biz şöyle deriz, böyle bir gelen olursa. Bakın aralarında da zaten iyicil bir açı var. Ama bununla bunun arasında kötücül bir açı var. Mesela kişi sahibi bana geldi. Ya ben abimle, bu küçük kardeş olsun, bu da abi olsun. Ben abimle kardeşimin aralarındaki iletişimin aslında çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Ama bir sorun var. Yani bunlar niye anlaşamıyorlar? Hani aynı fikirden bakıyorlar olaya ama bir türlü anlaşamıyorlar. İşte bunun sebebi anne olabilir. Çünkü anne kardeşin diğer kardeşle uyum içerisinde olmasına engel oluyor olabilir. Ama bunu tabii biri isteyerek mi yapıyor? Hayır. Onu koruyayım derken büyüğü eziyor. Bu da büyüğe saygısızlık ediyor gibi. Hani örnek veriyorum sadece. Bakın bunu kitapta şöyle yazıyor. Genç bir çocuk evinin ön basamaklarında duran ilk randevusuna iyi geceler öpücüğü vermek üzeredir. Tam o sırada kızın sevgi dolu annesi neler olduğunu görmek için kapıyı açar. Buna hayal kırıklığı denilir. Potemkin, Donatus Lili Jones tefsir kitabı. Ha, Plain and Simples'mış kitabın adı bu arada arkadaşlar. Plain and Simples, yani gezegenler ve işte onların kombinasyonları. Anthony Lewis. Bugün size bir tane kitap atacağım aslında, Liz Green'in 12 ev kitabın adı da 12. ev değil bu arada. Tüm evler ve tüm astrolojik şu ana kadar gördüğümüz bilgileri içeren bir kitap. Liz Green'in kendi astro.com'da da zaten kendi yorum şeyi var biliyorsunuz arkadaşlar. Onun kitapları çok güzel. Facebook gruplarında diğer kitaplarına ulaşabilirsiniz. O kitabı öneriyorum. Liz Green'in bütün kitaplarını öneriyorum arkadaşlar.
Evet, eğer bir gezegen geri hareketteyse açıyı kabul edilmemesi, yani geri hareketteki gezegen açıyı kabul edemez. Mesela bakın burada Jüpiter 6 derecede, Mars da 6 derecede. Bunların da arasında burada sekstil açı var. Hatta bu 7, yani şu an partil ama gördüğünüz gibi bu Jüpiter retroya gidiyor. Yani 5 gidecek, 4 gidecek, bu da 7'ye gidecek. Yani dolayısıyla kadim astrologlar bunun açının kabul olmaması, yani mükemmel olmadan açı, tam bunlar birbirlerine mükemmel açı yapamadan geriye gitmesi, çekinmesi veya sakınma diye geçiyor. Burada da 8-11, bakın S olmuş. Burada da açının mükemmel olmadan, bakın 8 derece. Eğer 11 derece olmuş olsaydı partil 120'lik olacaktı. Şuradaki S harfini görüyorsunuz değil mi? Yani bir icil açı olacaktı ama burada bir iptal veya kırılma söz konusu. Kuşatma. Asıl işte puan ver. Artık hani anladınız mı mantığı? Mantık böyle. Böyle okunuyor. Yani haritalar böyle okunuyor arkadaşlar. Kuşatma dediğimiz şey de iyicil gezegenlerin, kötücül gezegenler altında. Bakın kitaptan direkt yine cümlesini söylüyorum. Şövalyelerin cesur olduğu ve birbirlerinin kalelerine saldırdığı eski günlerde kuşatma fikri modaydı. Düşmanınızı iki düşman kuvvet arasında tutabilirseniz kaçış yolu yoktu. Orta çağ astrologları Mars ve Satürn'ü evrendeki iki kötü güç olarak gördüler. Gezegen kuşatılmış veya harita sahibine yardım edecek durumda değildi. Yani buradaki Ay ve Venüs gördüğünüz gibi Mars ve Satürn tarafından kuşatılmış. Ve biz bu Ay ve Venüs'e puan veremeyiz eğer haritada görürsek. Lili'ye göre kuşatma herhangi bir gezegenin iki kötü niyetli gezegen Satürn ve Mars'ın bedenlerinin arasında yerleştiği zamandır. Yani burada Venüs'ü görmeyin, sadece Ay'ı görün, yine kuşatma altındadır. Kuşatılmış gezegen ister doğrudan isterse geri gidiyor olsun bir sonraki kavuşumu bir zararlıyla olacak. Yani buradan ister bu tarafa gitsin, retro olmuş olsun, Ay'ı görmeyin, sadece Venüs olsun. Venüs ileriye gitse Satürn'e kavuşacak. Retro olsun geriye gitse Mars'a kavuşacak. Dolayısıyla burada harita sahibine yardım edecek durumda diyeyim. Modern astrologlar malefikler arasında Uranüs, Neptün ve Plüto'yu içerir. Günümüz dünyasında her fırsatta kötülük var. Bazı astrologlar kuşatmayı belirlemek için kavuşum dışındaki ana yönleri kullanabilir. Yani örnek veriyorum, bunu ben de ara sıra göz önünde bulunduruyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum, üçgen açıdalar. Mesela burada üçgen açı olsun veya kare açı olsun. Venüs şurada olsun. Bugünkü mesela bizim Plüto vardı değil mi az önceki haritada? Açalım hemen. Zaten sanıyorum bitti bu konu. Yok, bitmemiş. Birkaç slaytım daha var. Kaç slaytım var? Dört tane slaytım var. Mesela arkadaşlar şunu görün. Yine kuşatmayı söyleyeceğim. Örnek veriyorum, burada Satürn olmuş olsaydı, burada da Plüton olmuş olsaydı, ben kendim şahsen kendi aldığımı söylüyorum bu arada. Bunu siz de buna böyle puan verin ya da puanını kırın diye söylemiyorum ama göz önünde bulundurun isterim. Sıfır derecede, sıfır derecede Satürn, Plüton, burada da Venüs olsun. Bakın yorumuma katacağım. Kötücüller tarafından kuşatma derim ben buna. Anlatabiliyor muyum? Yani modern astrologlar, yani bu siz artık modernize edecek olanlar sizlersiniz. Dediğim gibi bayrağı bir üstte taşıyacak olan sizlersiniz. Burada klasikçiler sadece kavuşumu almışlar. Lili'ye göre kavuşum olarak hani alınıyor sadece. Örnekler hep bu şekilde arkadaşlar. Bunu konuştuk. Karşılıklı ağırlamayı konuştuk daha önce. Yine burada devamı var. Böyle yapalım. Evet, yine bir kitaptan direkt cazimi, yanma ve güneş ışınları altında konusunun şeyini görüyorsunuz. Eğer ay ile güneş, bu arada Hekate denir. Ay ve güneş yan yana ve şey olduğunda yeni ay olduğunda ve büyücülük manasına gelir. Zaten bizler de ezoterizmde yani okültizmde okültizm çalışırken
Yani genelde dolunay ve yeni ayları bekleriz. Arkadaşlar bu şekilde çalışırız. Çok şey değildir yani yeni ay doğumlar genelde mesela Hayek noktası falan hesaplandığında ya da yaşam ömür uzunluğu hesaplandığında eğer haritada ay güneş bazen ilk fazlaysa falan ya da ne bileyim yeni ay fazındaysa uzun ömür biçilmez harita sahibine arkadaşlar. Yani şimdi hemen oradan benim haritam yeni aylı işte ben uzun ömürlü değil miyim falan filan diye. Arkadaşlar klasik astrolojide ay menzillerinde işte ayla ilgili ne bileyim bu Vedik astrolojide zaten tamamen ayın konakları ile ilgili çalışıyoruz da işte ne bileyim böyle söyleniyor. Yani bu benim söylediğim bir şey değil. O yüzden tabii sizler de kendiniz deneyimleyeceksiniz. Bu şekilde haritalarda görün yani haritalara bakın. Kişi erken ölmüşse ölen kişilerin haritasına bakın yani genç yaşta mı ölmüş, ayı bazen mi fazla mıymış falan filan bizler bu şekilde bakıyoruz yani. Evet güneşten 8,5 dereceden fazla ve 17 dereceden az yani kısımdan daha büyük ama güneşin yörüngesinden daha az bir mesafede biraz zayıfladı kötü bir güneş yanığı vakası. Bonatus şöyle diyor. Güneş ile bedensel bir birleşme bir gezegenin başına gelebilecek en büyük talihsizliktir. Doretus güneş ışınlarının çok güçlü olduğunu ve çok yaklaşan herhangi bir gezegeni gizlediğini veya yaktığını öğretir. Gezegen güneşe çok yakın değilse ama yeterince uzak da değilse sadece kötü bir güneş yanığıdır. Güneş ışınlarının altında yanma, güneşe çok yakın uçan kanatlarını bir arada tutan ama bal mumunu eriyip ölümüne düşen İkarus efsanesinin astrolojik versiyonudur bu. İşte o yeni ay mevzusu, yanmak mevzusu böyle bir hikayeden gelme aslında. Nodal derece denilen şey yani astrolojik jargonlar çok havalı duruyor ama arkadaşlar bu zaten kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü aslında nodal derece dediğimiz şey. Evet, güney ay düğümünü hiç iyi söylemezler. O yüzden ondan puan alıyorlar. Çünkü kararsızlığın ve sağduyu eksikliğinin vaadini gösteriyormuş. Kadimler böyle söylüyorlar güney ay düğümü için. Kuzey ay düğümü içinde kesin bir yardım noktası olarak tanınıyor ve onu elinde tutan el tarafından yönetilen bireylerden veya işlerden özel bir işbirliği aldığı söyleniliyor. Bu düğümler arkadaşlar ay ve güneşin ekliptiğinin kesiştiği yerler ve bizim her ay bir yeni ay mesela güneş ve ayın affedersiniz şöyle yapayım güneş ve ayın kesiştiği yerlere kuzey ay düğümü güney ay düğümü adı veriliyor. Şimdi bizim her ay bir yeni ayımız, bir dolunayımız var. Bunlar ne zaman ki mesela güneş ve ay güney ay düğümünün ya da güneş ve ay kuzey ay düğümünün yanında yeni aya gerçekleştirirlerse bunun derecesi var. 18 dereceye kadar alan oluyor arkadaşlar gerçekten ama 5 derece falan alırsanız daha mantıklı. Buna tutulma deniyor. Yani biz tutulma dediğimiz şey aslında bir yeni ay veya dolunay oluyor. Ta ki bunlar düğümlerin yanında gerçekleşene kadar. Yani nodal derecelerde gerçekleşene kadar. Evet son olarak yine görselimi gördünüz. Bu kadar benim anlatacaklarım. Şimdi haritanın üzerinde ekstradan bakıyorum. Burada bir kuşatma var mı? Yine eklemek istiyorum. Bakın burada Venüs. Eğer burada bir Mars olmuş olsaydı, bakın Satürn burada olduğu için kuşatma altında diyecektim. Şu an Venüs, Güneş ve Mars arasında kuşatma altında diyebilirim. Ama bu dediğim gibi bizim puan vermemiz için kavuşum hani bu tarafa da gitse bu tarafa da gitse çözümü olmayacak bir kavuşumdan bahsediyor. Kadimlerin bahsettiği yani bizim o puanını düşüreceğimiz durum ondan ibaret. Şimdi dersi bitirmeden önce kendi haritamın üzerinde küçük bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi kendi haritamı biliyorsunuz zaten. Şurada bu benim haritam. Ben dersi bitirmeden önce size ileri seviyeden de birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi bu benim natal haritam ya arkadaşlar. Benim işte Satürn'üm 3 derece yay burcunda. Şimdi balık burcu değişken olduğu için buraya kare yapan bir enerji, değil mi? Benim zaten gördüğünüz gibi bir Satürn Güneş karem var. Bir tane de değişkenlerde ayım var. Şurası da uzak orbtan kareye almak istersem alırım. Koskocaman bir Grand Cross yaparım demiştim. Şimdi şu an şu aralar bu Satürn şuradan geçiyor arkadaşlar.
Yani benim kendi Satürn'üme kare yapıyor. Kendi güneşime karşıtlık yapıyor. Ve kendi ayıma da kare yapıyor. Yani dışarıda şuradan geçen bir Satürn düşünün. Ve şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani bu gerçekten olan bir olay. Şimdi size şunu... Ah, yanlışlıkla paylaşımı durdurdum. Normalde şeyi kapatacaktım. İç dış yapacaktım. Şimdi bizler transite şöyle bakıyoruz astrologlar olarak. Hani öngörüm yapmak istiyoruz mesela. Şuradan şuraya basıp arkadaşlar içeriye hangi natal haritayı alacağız? Dışarıya da hangi günün transitine? Bu transit yani alnın. Şu an gökyüzünkine bakıyorum ama istersen bir yıl sonrakinin gökyüzünü de açabilirim. Bu şekilde iç dış yaparak içeride benim kendi haritam, dışarıda da natal haritayı yani ağının haritasını alarak konuşuruz. Arkadaşlar, şimdi bu Satürn tam şurada 2 derecedeydi. Bizim de o gün Yasemin Hoca ile dersimiz vardı, hatırlayın. Sanıyorum ya Jüpiter dersini ya Satürn dersini anlatıyordu. Şu 2 derecedeydi Satürn. Ve benim buradaki Satürn'üme kare yapıyordu. Şuradaki güneşime de neredeyse bir orkluk. Hatta şuradaki bakın 2'ydi. Tam ayımı da kare yapmıştı. Ben hastanede yattım. O gün ben hastaneliktim. Ki yatış verdiler. Öyle çıkabilirim sanmıştım. Serum yemek için yatırılmışlardı. Bırakmadı doktor. Orada ya, yani ben o yüzden hatta bir arkadaşım açtı Zoom'u. Hatta Yasemin hocama falan bile söylememiştim. Kimseye söylememiştim yani hani bir sıkıntı olmasın diye, yani panik havası olmasın diye. Şey, arkadaşıma da şey demedim yani yatırdı demedim. Ben serum yiyip geleceğim dedim. Arkadaş da o yüzden açarken dedi ki Aynur Hoca şu an aramızda olmayacak, hatta canlı yayında var. Ama ilerleyen saatlerde aramızda katılacak demişti. Halbuki katılamadım çünkü ben hastanede yattım o gün. Şimdi burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Şimdi 7 derecede o kadar yavaşladı ki ve bu duracak ve tekrar buraya gelecek. Arkadaşlar bu 3 derecenin tekrar karşısından geçecek. Tekrar 2 dereceye gelip şu aya kare yapacak. Yanılmıyorsam 0 dereceye kadar gidecek. Yani belki kovaya kadar gidecek. İlerletip bakmak gerekiyor. Bir ara bakmıştım. Şimdi tek üzerinde düşmek istemiyorum. Ben bunu kendi adıma bu Satürn karşıdan geçerken ben babamla ilgili bir problem olur diye hakikaten 2021'in Solar Return dersini izledim. Kendi kendime böyle harita bakıyorum, yorum yapıyoruz arkadaşlarla. İşte arkadaşlar böyle Satürn karşıdan geçiyor. İşte annem kare, baba, kendimle ilgili hastanelik olacağımı hiç düşünmüyordum bu arada. Şimdi ilginç bir şey var arkadaşlar. Bu Satürn buradan böyle gelecek 2 dereceye falan geldiğinde Eylül'e falan gelmiş olacak iş gün. Ve ben o günlerde de hani bu dersi falan açacak olursam hani karşı tarafı yani öğrencileri falan mağdur etmemek için birazcık düşünüyorum işin açıkçası. Retroda çünkü hala zaten beni kareliyor, beni birazcık zorluyor yani burada kare biliyorsunuz Marsiyen bir enerji. O yüzden durum bundan ibaret. Yani benim bu ağır çok çok ağırlaşmamın sebebi ya benim için önemli olan biliyorsunuz benim zaten Armütenim, ASC'min de Armüteni. Beni çok etkiliyor bu Satürn'ün hareketleri. Balık burcunda zaten rahat değil. Kendi portföyünü yönetemiyor. Başka portföyü de batırıyor. Yani bu Satürn balık burcunda kendi yüceldiği evi batırıyor. Dördüncü evi, yönettiği evi batırıyor. Çocuk evini, beşinci evi, yönettiği evi batırıyor. Balık burcunda yani batırıyor derken arkadaşlar yani hal burada işte gördüğünüz gibi 2021'deki videolarıma bakıyorum. Şu an sanki dişlerimi yaptıran deliler gibi konuşuyorum. Ağzımı çeviremiyorum yani, dilimi çeviremiyorum. Zorluyor. Yani zorluyor yani. Göz göre göre. Hani bir şey yok. Ben sakin kalıyorum. Kan ilaçlarımı hala o gündür bugündür kullanıyorum bu arada. Vitamin ilaçları kullanıyorum. O günden beri hani sürekli hala doktorla irtibat halindeyim. Bu 3 dereceden beri. İlaçlarım bitiyor. Tekrar gidip yazdırıyorum. Tekrar kan verdim. Daha şeyi geçirmeye çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi hani tekrar geçecek oradan. O yüzden arkadaşlar hani grubu da açık tutmaya gerek yok. Dediğim gibi kısmet olursa inşallah yani ben hani bir şekilde açılacak. Artık bu yolun yolcusuyuz, bu yola baş koymuşuz. İsterim ki hani en doğru şekilde aktarabilen olayım. Sizlere de faydam olsun, vesile olayım.
Benden öğrenin, ben vesile olayım isterim. Zaman ne gösterecek? Bak, yok, bağlantı kopmuyor. Ama ben demiştim en başında arkadaşlar, ben bu şeyi ücretsiz ders açma videosunda ben bu grubu ders bitince kapatacağımı söylemiştim. O yüzden bağlantı kopmuyor. Instagram'dayım. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Yani danışmanlık vermiyorum. Ne için ulaşırsınız bilmiyorum ama herhangi bir şey açacak olursam, hani sınıf açacak olursam yine haberleşiriz. Daha haftaya Suna Hocam anlatacak. Ondan sonra birkaç sürprizimiz olabilir, dediğim gibi Sedef arkadaşım retroları anlatabilir. Bir ay daha anlatacak arkadaşlar olursa aramızda sevgiyle, sevgiyle size sunmak, size vesile olmak isterim. Ama bir ayın içerisinde artık kapatmayı, grubu işte herkesin çıkış yapmasını bekleyeceğim veya ben çıkartacağım. Geçen gruplarda hep öyle yaptım. Çıkmıyor kimse, bekliyorum, ben çıkartıyorum. Dolayısıyla haftaya artık son rutuşlarımızı yaparız Sunu Hocam'la. Bir kapanış konuşması yaparız. Bayram günü sertifikalarınızı tek tek Drive'a yüklemiş olacağım. Drive linkini atacağım. Herkes oradan sertifikalarına bakacak arkadaşlar. Başka benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi tesadüfi asaleti bu şekilde hesaplayacaksınız. Anlamayan varsa ben zaten bununla ilgili YouTube'da video atıyorum, erkek kardeşim haritası üzerinde danışmanlık nasıl verilir? Sunu Hocam da zaten verecek. Ben zaten yaz tatilinde boşa düştükçe gerçekten kayıt çekmeye devam edeceğim, atacağım. Bir temel seviye astroloji eğitiminde ne alınabilirse onun fazlasıyla aldığınızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çok sevgiler, saygılar. Haftaya görüşene kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın. İyi geceler. Allah razı olsun Berrin Hanım. Çok saygılar, çok sevgiler. Helal olsun. Ben teşekkür ediyorum dostlar. Daha buradayız, gitmedik daha, bir dakika. Hadi öpüyorum sizi. İyi geceler.